epeyce bir tartışmalar yaşandı. Pek çok yönlü bir tartışma. Biz bu yani özellikle bu toplantıda bu yarışma konusu üzerine odaklanarak biraz daha fazla bunu tartışalım istedik. Çünkü bu yarışmanın Türkiye özelinde örneğin kent mekanının biçimlenmesi açısından işte meslek ortamının geleceği açısından böyle belli bir değerlendirilmesi şekli var. Ama tabii bu Türkiye'ye özgü de olabilir. Başta Avrupa olmak üzere Amerika'da ve farklı coğrafyalarda farklı şekillerde değerlendirilebilir. Oralardan örneklerle aslında biz bunu biraz da dışarıdan bakarak da görelim istedik. Onun için çok değerli konuşmacılarımız var bugün. Dünya sathına yayılmış. Ayşin Hanım Almanya'dan, Ercan Bey hem Almanya'da uzun yıllar çalışmış, şu anda Umman'dan katılıyor. Orhan Bey Amerika'dan, Los Angeles'tan, Kerem Bey de buradan, İstanbul'dan olmak üzere. Bu farklı coğrafyalardaki deneyimlerle yarışmaların meslek ortamına, kent mekanına kattıklarını biraz tartışalım istiyoruz. Toplantıyı da bu anlamda bir sohbet düzeni içerisinde geliştireceğiz. Önce isterseniz herkes kendi her konuşmacımıza birer tur söz veririz diye düşünüyorduk. Belki kendi bulunduğu coğrafyadan yarışmalarla ilgili deneyimleri ve bu yarışmaların farklı mimarlık üretme biçimleri içerisinde işte kent mekanının oluşumunda ya da mesleğin gelişimindeki katkıları açısından orada bulunduğu yerde farklı coğrafyalardaki ele alınış biçimleri, önemleri, ağırlık verilişleri nasıldır, ne farklar vardır? Önce onlardan biraz bahsedelim. Sonra belki Türkiye'deki yakın zamanda kentlerin gelişimi ve şehirler için de mimarlığın gelişimi için de dışarıdan bakınca burası nasıl görünüyor? Belki onlar üzerine de birer söz alırız. Şimdi önce ben ilk aslında bu grubu bir araya getirmesinde çok emeği geçen Ercan Bey'e sözü vereceğim. Ama ondan önce de bir şey daha söyleyeceğim. Çok özür dileyerek, çok uzatmayayım ama. Bu yarışmalarla şey yaparken Türkiye'de bir yandan da şimdi biliyorsunuz son birkaç gündür Boğaziçi Üniversitesi'nde büyük bir şey var. Birkaç gündür değil aslında, epeyce bir süreden beri. Hani bu bir yandan Türkiye'de biz böyle yarışmalar, kentsel mekanın incelikleri falan diye konuşurken çok daha sert şeyler de gelişiyor Türkiye'de. Bu yüzden de belki uluslararası bir şeyden bakınca burası nasıl gözüküyor, biraz onu da değerlendiririz diye düşünüyorum. Ercan Bey buyurun. Evet, herkese iyi akşamlar, merhabalar. İlk önce gerçekten yani Mimarlık Vakfı'nın böyle bir platform sağladığı için ben çok mutluyum. Çünkü her zaman biz mimarlar odamızda oturup işte projeler çiziyoruz, yarışmalar yapıyoruz falan ama böyle bir platformda birkaç deneyimleri paylaşmak da çok heyecan verici. Şöyle söyleyeyim, ben Almanya'da 25 senedir projeler hem yarışmalar üzerinde çalıştığım için biraz ne kadar da yani Umman tarafını biraz daha konuşmam gerekiyorsa Almanya'dan da birkaç örnekler falan vermek isterim. Ama aynı zamanda 15-20 senedir Türkiye'de de yarışmaları çok yakından takip ediyorum, yarışmalara katılıyorum. Onun için yani Almanya'da veyahut Avrupa'da diyelim ve Türkiye'deki yarışma sürecinin nasıl geliştiği, nasıl bir süreçten geçtiğini bir şekilde kıyaslayabiliyorum ve belki ileriki dakikalarda yani nasıl zorluklar yaşadığımızı biz mimarlar olarak Türkiye'de ve Almanya'da bunlar hakkında bir şeyler anlatabilirim ama aslında bağlantıyı Sinan Bey çok iyi yaptınız. Bütün söyleyeceklerim belki bir başlık altında toplanabilir. Bu da şeffaflık. Yani yarışmalar üzerinde de konuştuğumuz zaman yani ne kadar şeffafız biz, ne kadar yani yarışmaları yaparken ne kadar hakikaten bu şeffaflığı sağlayabiliyoruz. Türkiye'de, Almanya'da ne kadar sağlanıyor?
ve ondan sonra isterseniz Umman'da, ki yani Umman'da her şey daha çok çok yeni. Üniversitedeki bir araştırma projemde zaten bunun üzerinde olacak. Yani uluslararası yarışmaları kıyaslayıp Umman'a en iyi şekilde, çünkü burada her şey çok yeni başlıyor, ilk adımlarını atıyorlar. Umman'da bu yarışma süreçlerini en sağlıklı nasıl başlayabiliriz şeklinde böyle bir üniversitede akademik seviyede bir araştırma var. Şimdilik benden bu kadar. Bir şeyi şey yapacaktım. Ercan Bey öncelikle Almanya olmak üzere daha sonra uluslararası alanda çok sayıda yarışma, özellikle de yarışmalar üzerine kurulu epey uzunca bir meslek yaşamı olan bir meslektaşımız, abimiz diyelim. Eğer örnekler paylaşmak isterseniz Merve ekran paylaşımını açtı mı ya da açacak mıydın Merve konuşmacılara? Şey yapabilirsen, izin verebilirsen, eğer tamam, örnek tabii paylaşacaksanız. Sizin var mıydı Ercan Bey? Şimdilik hemen anında yani paylaşacak örneğim yok ama ileriki dakikalarda tamam, isterseniz birkaç kendi sayfamdan örnekle paylaşabilirim. Yani Almanya'da birkaç sosyal konut projeleri, birkaç köprü projeleri, hatta belki bazı meslektaşlarımız bilir, hatta birkaç Almanya'daki yaptığımız projelerden Türkiye'de Ulusal Mimarlık Ödülünü de aldık ofis olarak. Oradan belki birkaç projeleri paylaşabilirim proje olarak. Ama aslında benim amacım pek yani proje tanıtmak veya o proje göstermek falan falan da değildi. Yani biraz daha böyle genel olarak yarışmalar. Yani benim Türkiye'de yarışmalarda nelerden rahatsız oluyorum, neler hoşuma gidiyor, Almanya'da aynı şekilde nelerden rahatsız oldum bugüne kadar, neler hoşuma gidiyor, bunları biraz paylaşmak isterim. Tamam, yani sizin birkaç dakikanız daha var, dilerseniz tamam, şey yapabilirsiniz tamam, ya da daha okay, sonra da. O zaman şimdi ilk başta şöyle bir şey söyleyeyim. Bu yarışma yönetmeliğinde benim hiç anlamadığım birkaç unsurlar var. Ben bunların en başında geleni, ki hakikaten yani bunu sağlıklı bulmuyorum. Türkiye'deki yarışmalarda bu kolokviyum kültürü, yani yarışmaların sonunda sonuçlar açıklandıktan sonra tekrar bir kolokviyuma toplanıp da bir projenin kazanıp da 145 projenin kaybedip onun, yani onun bir nasıl diyeyim, bir burukluğunu duyan insanları bir araya getirip o tartışmalardaki, en azından benim oradaki edindiğim tecrübede biraz da jüri üyelerin genelde biz çok tecrübeliyiz ve böyle yukarıdan aşağı bakıp da biz bunları çok iyi biliyoruz, bizim kararlarımız doğrudur falan deyip bir şekilde aslında o yarışma ortamına yakışmayan bu kolokviyumlarını anlamış değilim. Almanya'da mesela kolokviyumlar hemen hemen yarışmanın ilan edildiğinden sonra bir iki hafta sonra bir kolokviyum düzenleniyor açık yarışmalarda ve bu kolokviyumlarda soru cevap süreci de içinde oluyor ve orada sorular soruluyor. Cevaplar tekrar protokol halinde toplanıyor ve bu da yarışmanın bir bölümü oluyor. Yarışmanın bir bölümü oluyor ve en sonunda bir jüri kararını veriyor ve karar da protokola geçiyor ve bir şekilde daha şeffaf olduğunu düşünüyorum. Ve belki bizim işte şimdi arkadaşlardan belki birisi bana bunun cevabını, ben 20 senedir bunun cevabını bulamadım. Yarışma sürecinin bittikten sonra kolokviyumların anlamı ne? Hesaplaşma, jüriyle hesaplaşma. Yok, hesaplaşma değil, öğrenme diyelim. Yok yani hani ne anlama geliyor diye. Evet. Öyle bir işte görüyorum. Peki Ercan Bey, teşekkür ederiz. O zaman şimdi oradan
Biz aslında Almanya, Ayşin Hanım da Almanya özellikle pratiğinden bahsedecek herhalde. Ve bu bizim Avrupa'da örnek aldığımız pratiklerden biri aslında. Örnek aldığımız demeyelim de nasıl diyeyim? Hatta bir kısmın imrendiği pratiklerden biri diyelim. Çünkü hani kentsel mekanın üretiminde yarışma çok geçerli, çokça özellikle baskın bir yöntem olarak görülüyor. Belki sizin meslek yaşamınızın erken yıllarında daha da çok öyleydi Ercan Bey. Belki Ayşe Hanım şimdiki durumdan da bahseder. Ama önce bir bizden epeyce daha uzak bir kültüre gidelim diyorum. Orhan Bey'e sözü vereyim önce. Los Angeles yani kent olarak bilemiyorum. İstanbul'dan ben görmediğim bir yer ama herhalde Avrupa'ya göre daha mesafeli bir yer gibi gözüküyor. Oradan nasıl gözüküyor yarışmalar? Yarışmalarla mimarlık ortamının ilişkisi nasıl? Ne kadar ilgileniyor? Ya da kent mekanı ne kadar biçimlendiriyor yarışmalar? Buyurun Orhan Bey. Teşekkür ederim Sinan. Size iyi akşamlar. Enteresan bir yerlere değinmek istiyorum. Daha Ercan güzel bir örnek verdi, daha çok detaylarına indi seçimle. Ben daha çok şeye değinmek istiyorum. Yarışmaların kültürü. Yarışmalar ne şekilde bir şehire, kente etkili olabiliyorlar ya da olmuyorlar. Burası biliyorsunuz Los Angeles aslında oralara uzak bir yer değil. Los Angeles tanımıyla kapitalist bir kent ve bugün dünyada en ufak yerlerde bile görüyoruz Los Angeles'tan gelen yayılmış şehir, kent imajlarını. İçinde de zaten yani bugün bile yaptığımız şehirler arası birbirine bağlama, Almanya'da otoban, Türkiye'de ekspres yol falan dedikleri şey hep buralardan yayılma şeyler. Yani hepimiz Los Angeles hakkında bilmesek de çok şey biliyoruz. Öyle bir yer. Şimdi yarışmalara değinmek istiyorum. Burada yarışmaların yani o kadar bir önemi yok mimarlık kültürü içinde. Ancak en büyük yardımı bir eğitim katkısı oluyor topluma. Topluma mimarinin yani gazetelerde falan çıkıyor böyle bir yarışmalar olduğu zaman kente ilgilendiren. Ve herkes öğrenmiş oluyor yani çıta nerede, mimari nedir? Böyle şeyleri yarışma vasıtasıyla öğrenmiş oluyorlar. Belli bir eğitim düzeyi artıyor insanların, şehirde yaşayan insanların kafalarında mimari hakkında bir takım bilgiler oluşuyor. Birçok insan yani public space dediğimiz tanımları yarışmalar sayesinde falan öğreniyor. Ve böyle hani bu şekilde algıladıkları imajları ondan sonraki kararlarda sorabiliyorlar. Yani bizim anlayışımız bu. Bir şey oluşuyor yani. Bir fikir oluşuyor halkın kafasında. Bu yüzden yarışmaların yani yardımı oluyor. Bu aynı zamanda burada yapılan yarışmaların çoğu belediye tarafından falan ortaya atılmış değil. Genelde akademik çevrelerin ya da corporate şirketlerin yani ortaya attığı müteahhit şirketlerin yatırımcı şirketlerin ortaya attığı fikir yarışmaları. Bunu hepimiz biliyoruz. Bu her yerde oluyor. Bir yerde de o fikir yarışmalarının yani özü mimarları bir yerde ne bileyim kötüye kullanma
anlayışı var. Yani kimse yarışmaya gireceğim, yapacağım, fikir vereceğim, tasarım yapacağım. Alacaklar benden. Benim hiçbir hakkım yok bunun şeyinde. Ne diye yapayım diye bir anlayış da var. Bu yüzden yarışmaların önemini biraz daha az görüyoruz bu coğrafyada. Bunu Avrupa tabii daha kıta çok Avrupa'sına nazaran. anlatabilirim. Fakat buraya kadar şöyle burada bırakayım. İlerideki konuşmamızda, tartışmamızda belki tekrar gelebilir bu tip yarışma oluşumları çeşitli yerlerdeki. Peki öyleyse dönüp Almanya'dan Ayşin Hanım'a soralım. Belki onun da Almanya çok ideal bir örnek gibi görülüyor çoğu zaman burada. Bu açıdan yani böyle en küçük şeyin kentsel kullanımdaki yapının bile yarışmayla tasarlandığı bir örnek gibi görülüyor. Gerçekten öyle mi? Sizin pratiğiniz nasıl? Sadece Almanya'dan ibaret değil ama Almanya örneğini nasıl görüyorsunuz siz bu dönemde? Öncelikle herkese merhaba ve çok teşekkürler güzel davet için ve Ercan'a da özellikle bizi bu şekilde bir araya topladın. Güzel bir ortam, ekip kurdun. Çok teşekkürler. Ercan'la Almanya'dan tanışıyoruz. Dolayısıyla bu şekilde görüşmek gerçekten çok hoşuma gitti. Ve sizinle de bu şekilde bu vesileyle tanışmak da çok güzel bir şey. Ve yarışmaları konuşmak benim için hep çok yürekten bir konu diyebilirim. Sebebine gelince ben ilk yani ofisimi kurmanın sebebi büyük bir projeyi uluslararası bir yarışmada kazanmama borçluyum. Uluslararası iki aşamalı bir projeydi bu. Daha sonra biraz ayrıntılı da bahsedebilirim. Dolayısıyla yani o ilk projeye katılmakla kendim yedim. Yok yeter bu. Yok ben çok yedim. Elif Merve Alataş sesi mikrofonunuzu dikkatimizi dağıtıyor. Teşekkürler. Öyle olunca ilk projeyle ilk yarışmayı kazanma gerçekten birinci ödülüne layık görüldük ve projeyi de görevlendirildik. Onun ardından tabii ki biz bu başarıyı tekrarlayalım diye birçok projelere ve yarışmalara katılmaya devam ettik ve gittikçe kaybetme yolunda hani izimizi sürdük. Bu çok içler açıcı olmadı. Hani gittikçe %100'den %50, %25 falan o oranı düşürdük. Başarıyla düşürdük. Bu güzel olmadı. Ama şunu öğretti. Hani yarışmalara katılmayacağım mı? Kazanmayınca yok. Kesinlikle hayır. Yani bence bu o bizi o yarışma gücümüzü ve yani onu bir spor olarak hani göz önümüze getirirsek kendimizi ve o kaslarımızı geliştireceğimizi düşünüyorum yarışmalara katılarak. Dolayısıyla yani özellikle genç mimarlar için bence çok önemli bir giriş kapısı olarak görüyorum. Şimdi önemli olan bence şimdi kamusal alandan da bahsettik. Bu açıdan değerlendirmeye çalışırsak en önemli şey ve ben de ağırlıklı hani bunu da geliştirmeye çalışıyorum. Şimdi artık jüri üyesi olarak da katılma imkanım oluyor. Hani gömleğin ilk düğmesini ya doğru ya yanlış iliklersiniz. O şekilde de devam eder. Dolayısıyla o gömleği ilk baştan da doğru iliklemek çok önemli ki bu ne demek oluyor yarışma ortamında, yarışma çerçevesinde? Şartnameyi çok güzel bir şekilde geliştirip biçimlendirmek çok önemli. Seçtiğiniz jüri üyesi, yarışmanın ilk adımı olarak, o projenin niteliği olarak, kurduğunuz ekip olarak, belirttiğiniz bütçe olarak, yani tüm projenin ilkelerini orada belirtiyorsunuz. Yani sadece yasal olarak değil ama yani ideal bir ortam olarak da onu bir şekilde yansıtıyorsunuz, kaleme döküyorsunuz. Bence bu yarışmalar için önemli bir omurga. Hani orada bütün
artık belediye mi o şartnameyi belirliyor veya özel bir şirket mi o şartnameyi belirliyor? Bunlar çok önemli şeyler. O çerçevede ve o şartnamede çevresel duyarlılığını dile getirebilir. Tarihi bir kimliği belki dile getirebilir gibi gibi teknolojik yararlılık. Oradaki o projenin kimliğini belirtmek bence çok önemli. Yani demin bahsettiğim gibi o düğmeyi ilk baştan hani doğru bir şekilde iliklediğiniz zaman zaten o proje çok güzel bir şekilde yürür. Şimdi projenin farklı boyutlarına göre tabii ki farklı yöntemler seçebiliriz. Bu iki aşamalı bir uluslararası yarışmalarda gördüğümüz gibi olabilir. İki aşamalı olunca herkese açık bir yarışma sunabilirsiniz. Bu ne demek oluyor? Henüz fazla tecrübesi olmadan ama belki çok güzel bir fikirle bir yarışmaya katılma imkanını sağlayan bir proje geliştirip ikinci aşamayı atlayıp o fikir yarışmasından uygulama yarışmasına bir onay alabilmek gibi. Ya da yine farklı bir projeden bahsedebilirim. Yine katıldığımız ve başarıyla sürdürdüğümüz bir projeydi. Önceden hani seçilen başvuruyorsunuz, ekip olarak başvuruyorsunuz ve şanslı olup da seçilebildiğinizde yine çok güzel bir yarışma sonucu ortaya çıkarabiliyorsunuz. Yani toparlayabildiğiniz ya yani demek istediğim ilk baştaki hani belediye olsun, özel şirket olsun veyahut kim o şartnameyi belirliyorsa o kuruluş, o ofis nasıl o şartları ayarlıyorsa siz de o şekilde o yöreye, o projeye, o konuya bir katkıda bulunabiliyorsunuz. O konuyla ilgili de Toyfaen olarak çok güzel bir projeden sonra bahsetmek isterim. Görsellerde paylaşabilirim dilerseniz. Maden bölgesi olan bir proje. Orada mesela şartnamenin en önemli ilkelerinden biri farklı disiplinlerden oluşan bir ekip olarak başvurmanızdı. Ve biz bu şekilde sadece mimar olarak değil, mimar, grafik tasarımcı, ışıklandırma şirketi ve sanatçı, bir de peyzaj olarak yani böyle bir ekip kurmak zorundaydık. Başka türlü başvurmanız mümkün değildi. Bir de yani bunlar ofis olarak hani katıldığımız projeler ve tecrübeler. Bir de Serbest Mimarlar Derneği çerçevesinde de zaman zaman belediyeyle bir araya geliyoruz. Hani nasıl işimizi yürütebiliriz, nasıl biz size destek olabiliriz? Yani bir danışmanlık söz konusu burada. Yani bizim dernek olarak sunduğumuz, belediyeye sunduğumuz bir hizmet. Uzun bir süreç. Belki 2 sene çok güzel bir diyalog kurduk belediye. Çünkü bize sordu, bize yaklaşmalarının sebebi. Hani biz nasıl ilerleyebiliriz? Hani nasıl hem genç mimarları dahil edebiliriz? Tecrübeleri az ama yine de genç mimarları da bir şekilde teşvik etmek istiyoruz. Ama aynı zamanda da hani farklı proje boyutlara göre nasıl bir proje ekibi oluşturabiliriz veya yarışma oluşturabiliriz gibi. Biz de ona göre hani SML, XL farklı small, medium, large proje boyutlarına göre böyle bir yöntem geliştirdik. Hepsini çok güzel bir şekilde ciddi 3-5 toplantı yaparak belediye başkanıyla filan bunların hepsini kaleme döktük. Çok da güzel geliştirdik ve çok sevindik aslında bu şekilde de hani etken olabilmemize. Ama maalesef hani çok da takip edilmedi. Bu da işin bazen kötü yanı oluyor. Hani ne kadar da çünkü genelde Serbest Mimarlar Derneği'nde mutlaka Türkiye'de de öyledir. Gönüllü olarak çalışmaktasınız. Yani bütün o 2 senemiz boşa gitti. Çünkü o bütün kaleme döktüğümüz şeyler suya yazılmış gibi oldu falan. Böyle değişik uç
değişik dallardan yarışmalara hem katılıyoruz, hem hani etken olmaya çalışıyoruz jüri üyesi olarak. Hem de hani danışman olarak da bazen bir takım şeyler, bir çerçeveye veyahut bir çorbaya tuz olmaya çalışıyoruz gibi böyle bir genel bir yaklaşım önce çizmek istedim. Zaten süre kullanımımızı oldukça tasarruflu yapıyoruz. Daha sonra isterseniz örnekleri paylaşacağımız ve başka konulara değineceğimiz şeylerde süreten söz verebiliriz. Şimdi İstanbul'dan Kerem Bey'e söz verelim. Sizin yarışmalarla, yani hem İstanbul'da durunca sizin meslek yaşamınız açısından yarışmaların bir önemi var mı? Nasıl görüyorsunuz? Hiç olmasa da olur muydu? Yoksa yani bu buradaki meslek pratiğini ne kadar belirleyen bir şey? Özellikle sizin kuşağınız için çok da yarışmaların meslek pratiğini ağırlıklı belirlediği bir dönem diyemeyiz herhalde Türkiye için, ama sizin şeyi alalım, yorumunuzu alalım. Şimdi şöyle, ben de bir kere ilk başta teşekkür ederim. Öncelikle vakfa, sonra Ercan, evet, bu bizleri organize etti. Çok değerli meslektaşlarımla tanışma fırsatı elde ettim. Uzaktan da olsa şimdi daha yakın hissediyorum bu. Çünkü 2-3 kere de bir araya geldik. Çok aslında güzel noktalara değindiler. Benzer paralellikler var. Biz de bu coğrafyada dinleyicilerin galiba büyük çoğunluğu Türkiye'den veya İstanbul'dandır diye tahmin ediyorum. Şimdi benzer artılar ve eksiler bizim coğrafyamızda da var. Biz evet, jenerasyon olarak galiba ben öğrencilik yıllarındayken biraz daha böyle kente dair yarışmanın açıldığı bir dönemdi. Sonra yavaş yavaş böyle bir azaldı. Yine özel sektörde bir takım yarışmalar oldu veya ara ara Türkiye'de de bir takım işte yok havaalanı yarışmaları veya işte bir takım böyle daha kompleks yapılarla ilgili yarışmalar açıldığını biliyoruz. Hatta birçoğunda kazananlar da hep arkadaşlarım, işte yok Bünyamin Derman kazanırdı, işte Cem İlhan'la Tülin Hadi kazanırdı falan gibi böyle bir takım isimler de böyle bir ön plana çıkar. Benim gördüğüm aslında şeyin de Ayşe'nin de bahsettiği gibi, hani burada oluşturulan bir kere seçici kurulu çok önemli. Yani kim bir böyle bir yarışma açıldığı zaman sizi kim değerlendirecek? Aslında biz hani iştirak ediyorsak bir yarışmaya, buna bakıyoruz. Çünkü bu çok aslında sübjektif bir şeydir jüri. Yani biz mesela buradaki 5 kişi jüri olsak bambaşka bir şey seçebiliriz. Atıyorum işte buraya izleyen 44 kişi görüyorum, oradaki 5 kişi seçse başka bir şey de seçebilir. Tabii bir takım ortak paydalar mutlaka vardır, ama bunun böyle olduğunu bir yandan bir kabul etmek gerekiyor gibi geliyor. İkinci şey, bu yarışmalar aslında ne maksatla yapılıyor? Bir proje elde etmek mi, yoksa müellif seçmek mi? Ben hep bu soruyu kendi kendime sorarım. Çünkü hazırlanan projeler mutlaka bir takım fikirler verir. Fakat doğru proje için bence çok daha uzun bir süreç gerekiyor. Yani tabii ki projenin türüne, yerine, işte bulunduğu lokasyona göre bunlar değişebilir veya yine Ayşe Hanım'ın söylediği gibi işte small, medium, large, x large, neyse, ona göre de bence şeyler farklı hale gelebilir, ama müellif ve yaklaşımına karar verdikten sonra aslında kazanan proje ve proje ekibiyle daha uzun soluklu bir proje yapmak, gerçek projeyi fikir projesinden sonra uygulama projelerine veya işte kesin projeye doğru dönüştürmek gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü ister kamuya olsun, ister özel spesifik bir binaya olsun, mutlaka kullanılacak yapının veya kullanılacak mekanın bir kez daha tanımlanması gerekiyor. Çünkü burada bir dolu parametre var hepimizin bildiği gibi. Yani nedir? İşte burada bizim bunu hayata geçirebilmek için bütçemiz nedir? Süremiz nedir? Bunu kim uygulayacak? Gibi böyle bir dolu altında ek şeyler var. Veya biz bunu yaparken hangi sürede hangi bedelle yapacağız? Bu da önemli bir şey. Yani yarışmalar için çok ciddi vakit harcanıyor, zaman harcanıyor. Bu zamanlar harcanırken bunun karşılığını mimarlar ne kadar alıyorlar? Yoksa Orhan Bey'in bahsettiği gibi, Los Angeles'ta olduğu gibi, bunlar aslında
bazen, yani herkes için şey diyemem ama bazen şey mi yapılıyor, suistimal mi ediliyor? Hep bunlar böyle biraz böyle bu yarışmalarla ilgili artı eksi soru işaretlerim benim kafamda. Neden bunları söylüyorum? Yani kazanan yarışmalar sonucunda elde edilen yapıların bazen istenilen kalitede hayata geçemediğini gördüğüm için bunları söylüyorum. Veya bazılarının sadece bu emekler şeklinde birer işte proje olarak arşivlendiğini sadece görüyorum gibi bir takım böyle kendimce endişelerim var yarışmalarla ilgili. Ama öte yandan da özellikle büyük ölçekte kentin planlaması için de önemli katkılar sunduğunu ve özellikle de meslektaşımız olmayan insanların da kentle ilgili bazı noktalara daha uyanık hale geldiklerinde yarışmalar sayesinde buna bir mecra olduğunu, bir fırsat verdiğini de görüyorum. Genel çerçevede dediğim gibi hani yarışmalarla ilgili benim böyle bir şeyim bu, yaklaşımım bu. Biz yani kendi adımıza biz az da olsa bir takım işte uluslararası veya işte ulusal bazı yarışmalara katıldık. Son dönemde ağırlıklı olarak daha çok davetli yarışma varsa katılıyoruz. Bu davetli yarışmalarda aslında bütün bahsettiğim sıkıntılar devam ediyor. Ya böyle çok cüzi bir takım bedeller teklif edilebiliyor. Bazen çok olmayacak süreler teklif edilebiliyor. Jüri bazen profesyonel olmayabiliyor. Yani karşınıza sadece atıyorum bir özel bir kurumsa onun işte yöneticileri olabiliyor. Veya oradaki teknik insanlar olabiliyor ama onların bu projeyi değerlendirme kapasitesi ne kadar vardır yoktur hep böyle bir soru işareti olarak kalabiliyor gibi gibi böyle bir takım zorlukları da var. Keşke aslında hani bu bahsettiğim daha küçük ölçekli davetli yarışmalar da bir şekilde zapt altına alınabilse veya değil mi? Odanın bir şeyinden geçebilse, bir eleğinden geçebilse, onda bir takım böyle olmazsa olmaz şartnameleri olabilse. Ama maalesef tabii pek buna imkan olmuyor. Çünkü dediğim gibi şeyde bu hani ekonomik ortamda birçok meslektaşın da o şekilde bunlara mail ettiğinde görüyoruz. Böyle bir takım sıkıntılar da olabiliyor. Bir de yani önemsediğim hani konulardan bir tanesi gördüğüm açık yani yarışmaların veya ulusal ölçekte, uluslararası ölçekte mutlaka bir ön değerlendirme, ön yeterlilik de sanki yapılması doğru olur gibi geliyor. Yani ölçeğe göre katılımcının kim olduğunu belirlemek aslında hem boşa emeği hem de elde edilecek projenin doğruluğu ve kalitesini artırabilir gibi geliyor bana. Tabii ki çok sürpriz isimler arada çok büyük işte genç yetenekler çıkabilir. Belki buna bir anlamda sekte vuruyor olabilir ama amaç doğru projeyi elde etmek, doğru fikre ulaşmaksa sanki böyle bir takım ön elemelerle bunu yapmak veya daha evvel bu konuda becerileri olanlarla bu adımları atmak sanki doğru olur gibi geliyor bana. Benim ilk böyle turda söyleyeceğim görüşlerim bunlar. Bilmiyorum, süre olarak tam takip edemiyorum ama. Gayet herkes tutumlu bir şekilde kullandı süresini. Yani o yüzden ben şimdi herkesten ilk turda belki kendi bulunduğu coğrafyadan deneyimleri üzerinden yarışmalarla ilgili bir şeyler söyler. Daha sonra belki doğrudan İstanbul'dan bahsederiz. Yakın dönemde açılan yarışmalar, İstanbul şehrinin biçimlenişi falan bunlardan bahsederiz diyordum ama belki ilk turu yani araya bir buçukuncu tur daha koyabiliriz İstanbul'a doğrudan gelmeden önce eğer dilerseniz ne dersiniz? Yani hemen İstanbul'u çünkü biraz yarışmalar yani farklı coğrafyalardaki ele alınışıyla ilgili belki örneklerden bahsedebilirsiniz. Biraz yani hızlı geçtik o kısmı gibi geliyor çünkü biz İstanbul'dan baktığımızda örneğin Almanya'daki örnek bize böyle çok ya da İspanya'daki örneğin hep anlatılan örnek. Özellikle kıta Avrupa'sındaki örnekler yani. Şehirde böyle yarışmalarla pek çok mimarın katıldığı, fikir beyan ettiği ve aynı zamanda kamuya da açık bir şekilde basın yayında çıkan dolayısıyla ister istemez halk arasında da tartışılan yarışmalarla biçimlenmesi, bunun çok baskın bir meslek pratiği haline gelmesi falan bu bize çok cazip bir şey gibi geliyor. Yani daha doğrusu
çok örnek alınması bir şey gibi geliyor. Gerçekten öyle mi değil mi bilmiyoruz. Onu da bir yandan mesela daha önce de şey yapmıştım. Yani şeyin örneğin Frank Lloyd Wright'ın yani 100 yıl önce büyük bir kibirle yarışmalar yani vasatların vasatları seçtiği yerdir gibi bir şeyi de var. Artık o da onun kibiri olabilir belki. Belki doğruluk payı da olabilir. Ama mesleğin yani mimarlık mesleğinin gelişmesine gerçekten yarışmalar bizim şu dönemimizde ya da geçtiğimiz 20-30 yılda ne kadar katkı koydu, ne şekilde koydu, nerede koydu mesela? Gerçekten Türkiye'de böyle bir şey var mı? Ya da herkesin kendi pratiği içerisinde böyle bir şey var mı? Belki oraları biraz daha değinerek, belki örneklerle geçebiliriz bir tur daha diye düşünüyorum. Benim başlayayım mı? Sonra İstanbul'a döneriz. Evet, buyurun Ercan Bey. O zaman şöyle size sadece iki örnekle bir şey vereyim. Önce bir ekranı paylaşmak istiyorum. Bana Ercan Bey, altta share screen yazısını görüyorsanız oraya tıklayabilirsiniz. Tıkladım, bekliyorum. Orada kendi ekranınızı tıklayın. Solda sizi yönlendiriyor olması lazım. Post disabled attendee screen sharing yazıyor burada. Yani evet. Bana müsaade yok yazıyor. Post disabled diyormuş Merve. Oluyor olması lazım. Bir daha basabilir misiniz? Tekrar basıyorum. Evet, şimdi oluyor. Çok teşekkürler. Şimdi Kerem'in söylediğinle bir başlamak istiyorum ve buradan bir örnek vermek istiyorum. Kerem dedi ki seçici kurula bakıyoruz biz. Çok enteresan. Yani ben mesela ben yarışmalara girdiğim zaman hiçbir zaman seçici kurula bakmıyorum. Bakmış olsam belki hiçbirine de katılmıyor olabilirim. Ama benim için şey çok önemli oluyor. Konu çok önemli oluyor. Mesela işte seneler önce Truva'da yapılmış bir yarışma. Ve diyorum ki ben bir mimar olarak aslında amaç burada yarışmayı kazanmak değil. Ama ben Truva için fikrimi beyan etmem lazım. Yani burada arkadaşlar Truva'yı görmek isteyenler falan benim de bunun hakkında ne düşündüğümü görsünler istiyorum. Yani aslında yani benim genel amacım hep o oluyor. Onun için yani çok çok enteresan bir yaklaşım. Ben bugüne kadar hiçbir zaman ya gerçekten yani bu stratejiyle başlandığı zaman yani ben bu yarışmayı kazanabilir miyim mi kazanamaz mıyım? Ayşe'nin de az önce değindiği gibi orada bir %1 oran varken bir yarışma kazanmak için yani ne anlamı var bir yarışmaya katılmak? O zaman ben 100 tane potansiyel işverene giderim, kapısını çalarım ve orada ben projelerimi tanıtırım ve belki bir proje elde edilebilirim. Yarışmanın daha farklı bir kültürü var, daha farklı bir atmosferi var. Ben orada bir şeyler beyan etmek istiyorum. Ben orada bir şeyler yapmak istiyorum ve göstermek istiyorum. Onun için şimdi biraz önce yurt dışından örnekler verin dediniz. Sinan Bey, onun için de hızlıca o zaman bir örnek de Almanya'dan vereyim size. Bu da bir kazandığımız bir yarışma ve orada da yine aynı şekilde biz burada aslında amacımız yarışmayı kazanalım da biz bu projeyi yapalım değil. Aslında orada bir sosyal konut nasıl yapılabilir? Biz bunun üzerinde aslında yine de bu bir araştırma projesi. Yani biz bunu araştırıyoruz. Yani sosyal konutu Almanya'da nasıl bir başka bir seviyeye getirebiliriz şeklinde başlıyoruz ve burada da işte o %1 şans tuttu ve bunu şansımız o ki belki bu proje Almanya'daydı, bu yarışma Almanya'daydı ve orada yani bu yarışma kültürünü ciddiye alıp da evet yarışmayı kazanan firma, yarışmayı kazanan mimarlar ne kadar da bu konuda daha tecrübesi yok olsa bile biz bunlara bu projeyi veriyoruz. Sonuçta bu bir başarıdır ve bunlar bunu uygulasınlar. Yani böyle bir şey var ama yani aslında benim demek istediğim gerçekten yarışma çok farklı bir şey. Ve ben hiçbir zaman
yarışmaya, ya tabii ki yarışmaya ilk günde başladığım zaman ekip arkadaşına diyoruz ki biz bu yarışmayı kazanacağız. Yani bu fikirle yani kazanmamamız mümkün değil. Çünkü bu en iyi proje. Başka proje düşünemiyoruz. Ama asıl fikir hakikaten o yarışmayı veya asıl amaç o yarışmayı kazanmak değil. Çünkü yani öyle düşünülmüş olsa hiçbir şekilde yani bu emeğe değmez. Yani çok çok boşa gitmiş zaman oluyor. Sonunda yani bu hesabı yapmış olursak. Ercan Bey, çok kısaca bu şeyin teknik bilgisini de verebilir misiniz? Yani bu yarışma örneğin bir belediye ya da yerel yönetim ya da işte bir yapı yani konut kooperatifi ya da Wohngemeinschaft gibi bir şey tarafından mı açıldı? Siz kazandınız, ne kadar zamanda yaptınız falan gibi hani şeyleri. Yani buradaki şeylerle karşılaştırma açısından soruyorum. Yani böyle bir yarışma mesela açık bir yarışma mıydı? Herkese açık yoksa sadece belli davetliler arasında yapılan mıydı diye. O bilgileri de verirseniz sevinirim. Tabii. Bu yarışma Neuss şehrinde, Kuzey Renvestfalya'da bir yarışmaydı. Ve bunu Kuzey Renvestfalya eyaleti düzenledi. Ve bu Kuzey Renvestfalya eyaletinde bütün mimarlar katılabilirdi. Bir öneriyle katılma imkanı vardı. Oradan ama şöyle bir şey vardı. Başka bir eyaletten de illa bu yarışmaya katılmak isteyen varsa ona da o imkanı sağlıyorlardı. Orada sadece bir şey istiyordu bu organizatör. Bir mektup istiyordu. Yani sizin motivasyonunuz ne? Bavarya'dan Kuzey Renvestfalya'da bir yarışmaya katılmanın amacı nedir? Şeklinde böyle bir motivasyon mektubu istiyorlardı. Ondan sonra buraya işte bu yarışmaya katıldık ve hakikaten yarışmanın kazananların içinde çok farklı eyaletlerden de kazananlar vardı. Yani ödül alanlar vardı. Böyle bir Ayşin belki daha iyi bilir. Halen bu geçerli midir? 4 senede bir, 3 senede bir böyle eyaletler böyle yarışmaları organize ediyorlardı. Ve bunu da şu şekilde organize ediyorlardı. Bir şehri seçip, şehir aynı şekilde kendi Wohngemeinschaftlarıyla beraber, Neusser Bauverein, burada bir kurum vardı ve bunlar diyorlardı ki, evet bu yarışmayı kazanana biz bu projeyi vermeyi amaçlıyoruz. Yani maksat buydu. Hakikaten yani Realisierungsprojekt, Realization Project olarak yani amaç buydu. Bunu yapmak istiyorlardı. Ama daha arsanın sahibi o dönemler Almanya demir yollarıydı. Daha arsanın sahibi bile belli değildi. Ama bir amaç vardı. Bunu biz yapmak istiyoruz. Böyle bir şey. Sosyal konuta ihtiyacımız var bizim şehrimizde. Ve burada her türlü imkanları zorlayacağız ve bunu yapacağız. Ondan sonra yarışmayı kazandıktan sonra proje süreci 2 sene gibi sürdü. Ve bu proje sürecinde onu da söyleyeyim, hiçbir zaman, hiçbir saniye ne işveren, ne organizatör acaba burada ikinciyi veyahut üçüncüyü veyahut dördüncüyü mü seçseydik falan diye böyle bir şey yoktu. Yani orada bir kazanan bir ekip var ve bu projeyi bunlar uygulayacaklar. Böyle bir emin adımla hareket edildi. Ondan sonra uygulaması da yaklaşık 4 sene falan sürdü. Ve bu şekilde yani toplam süreç yarışmanın başlangıcından son diyelim anahtar teslime kadar bir 8 sene bir süreçten konuşuyoruz. Çok güzel, evet. Elinize sağlık. Ben bir şey sorabilir miyim arada? Tabii. Mesela bu 8 yıl boyunca şeyi merak ediyorum. Bu işi kazandınız, bir ödül vardı. Değil mi? Birini seçildiniz, o ödülü aldınız. Sonra da bir sözleşme yapıyorsunuz. İşte kaç bin metrekare şu an tam bilmiyorum. Ama epey uzun soluklu bir işe benziyor. Orada ne yapıyorsunuz? Yani yöntem, sizde böyle bir tarife mi var? Veya bu bir adam saatle mi hesaplanıyor? Çünkü çok zor bir şeyin bunun öngörüsünü yapmak. Hani 8 yıl sürecek bir işle ilgili
Tabii. Bütçe çalışması yapmak, kendi adınıza yapmak, onun için merak ettim. Evet. Ya şimdi şöyle bir şey var. Tarifelerde aslında Türkiye'deki Mimarlar Odası da buna benzer tarifelerden bahsediyor. Ama uygulanıyor mu, uygulanmıyor mu onu bilmiyorum. Bir inşaat maliyeti vardır. Bu inşaat maliyetinin önceden bir kaba taslak bir toplam bir maliyetini çıkarıyorsunuz. Ve oradan zaten bir mimarın bir yüzdesi çıkıyor tarife olarak. Ona göre bir öneri veriyorsunuz. Orada tabii ki artı eksi %1, %2 bir oynama var işte. Yani bu gerçekten gerekiyor mu, gerekmiyor mu falan. Onları da yaptıktan sonra bir de şu şekilde bu tarife her zaman her aşamada maliyet, inşaat maliyeti değişiyorsa sizin alacağınız ücret de ona göre değişiyor. Çünkü siz o yüzdeyle hesapladığınız için. Ama tabii ki ödülü aldıktan sonra işte o ödül miktarını da oradan tekrar çıkarıyorlar. Yani o da her yerde uygulanan bir yöntemdir. Teşekkürler. Rica ederim. Sizin tamamlandı mı şimdi Hocam Bey? Şimdi devam edecek misiniz? Peki evet. Almanya'dan mı devam edelim yoksa demin gibi önce Amerika'ya mı gidelim? Orhan Bey? Almanya'dan devam edelim. Peki tamam. Tekrar bana gelince madem ki yani böyle bir yaptığımız yarışmalar üzerinden konuşuyoruz bu bölümde. Benim İlla de, yaptığımız yarışmalar üzerinden konuşmak zorundayız. Los Angeles'taki başka yarışmalardan da bahsedebilirsiniz. Nasıl? Yani şehrin biçimlenişiyle ilgili söyleyeceğiniz başka şeyler de vardı herhalde. Ama önce tamam, ben kapılıp gidiyorum. Kapılıp gidiyorum bazen. Mesela Ercan anlatırken ben sorunun ne olduğunu unuttum. Zannettim ki yani belki göstereceğimiz projeler var, konuşabileceğimiz. Her neyse enteresan bir bölüm oldu. Bilhassa Ercan'dan gelen bilgilerle. Tamam, Ayşin devam edelim. Peki o zaman Ayşin Hanım'la devam edelim. Almanya'yı böyle çok örnek bir yer ve iş oranı olarak tanıttınız. Bu gerçekten de yüreğimizi okşuyor bir şekilde ama burada da tabii ki olumsuz misaller yaşıyoruz ister istemez. Genelinde evet çok hani kurala tabi bir ülke. O konuda doğru bir şekilde düşündünüz. Ercan da bunu biliyor. Ve gündemimizde olan şöyle bir sorun söz konusu. Diyelim hep okul veya bir okul yaptınız ve yarışmalara başvurmaya çalışıyorsunuz. Genelde hani hep okul yaptığınız için o konuda, o tipolojide sizi bir uzman olarak kabul ederek sizi genelde okul tipolojisinde seçiyorlar. Ama bir okul tipolojisini yaptığınızda atıyorum, ne bileyim sanki hiç yuva yapamıyormuşsunuz gibi değerlendirip sizi öyle bir yarışmaya seçmiyorlar. Ya da müze ya da herhangi bir farklı bir konu. Mesela okul yaparsınız ama üniversite yapamazsınız gibi. Öyle bir monotipolojiye yönelik mimarlık veyahut mimar ofisleri gelişmekte. Yani öyle bir sorun yaşıyoruz. O da neden kaynaklanıyor? Demin bahsettiğim önceden bir kurul olarak ekipleri seçiyorlar. Hani çok nadir herkese açık yarışmalar uygulanıyor. Bu 10 veya 20 sene evvel çok daha farklı bir boyuttaydı. Hani daha çok açık yarışmalara katılıp hani genç bir mimar olarak da gerçekten o şekilde bir şekilde kalkınabiliyordunuz. Ama bunlar gittikçe daha güç bir durumu gündeme getirdi. Daha böyle hani katılamayacak bir ortam yarattı ve gittikçe de artıyor. Gittikçe o bariyer yükseliyor maalesef. Öyle bir sıkıntı yaşıyoruz. Özellikle genç mimarlar olarak. Şimdi hani bir sürü
farklı tipolojide projeleriniz söz konusuysa veya portfolyonuzda varsa zaten bir sıkıntı yok. Bir sürü farklı projelere de başvurabiliyorsunuz, seçilebiliyorsunuz da dolayısıyla. Şimdi Ercan Bey'in de demin bahsettiği genelde yani özellikle şehirlerin, belediyelerin geliştirmeye çalıştıkları yani kamusal bir yaklaşım ve onunla ilgili konut projeleri çok önde gidiyor. Yani sadece fikir yarışmaları yapsalar bile yani belediye olarak genelde o projeleri de sırf fikir yarışmalarını kullanarak olumlu bir şekilde şehir olarak, kent olarak biz nereye gitmek istiyoruz diye böyle bir planlama aşaması içinde kullanıyorlar. Yani kullanıyor derken yanlış bir kelime belki burada yerleştirdim ama demek istediğim öyle bir diyalog kuruluyor ki mimarlarla, yani biz belediye olarak, şehir olarak, bu tabii ki şehirden şehire de fark ediyor. Belediye başkanına bağlı oluyor, oradaki fen işleri müdürüne de çok bağlı olan bir şey, oradaki o kişiye bağlı olan bir şey. Ama öyle bir diyalog kurulunca o fikir yarışmalarından öğrendiklerini, yani gerçekten bir öğretim olarak da onu değerlendirip bir şekilde atıyorum bire 25 bin lira, bire 10 bin lira, bire 5 bin lira falan yansıtarak da o şehir gelişmelerini daha iyi bir şekilde aşamaları ayarlayabiliyorlar. Onun ardından gelen uygulama projelerini de ona göre o zaman değerlendiriyorlar. O yüzden o fikir yarışmaları bence çok önemli. Onun ardından da tabii ki takip edilen uygulama projeleri onun yani takibinde yürüyen ve o kamusal konuyu da geliştiren bir nitelik bir öncül oluyor. O genelde güzel bir gelişme oluyor. Şimdi bir de şöyle bir özellik, Almanya'da söz konusu olan bir özellik. Yarışmaya katıldınız ama fikir yarışması, ama genelde uygulama yarışmalarında söz konusu olan bir şey. Katıldınız, diyelim kazandınız. İlk üç sıralama olarak belirlendi. Birinci, ikinci, üçüncü ödül olarak. Onun ardından o birinci, ikinci ve üçüncü tekrar ayrı bir aşamaya giriyor ve tekrar ihale şeklinde bir yani hem projeyi tekrar bir belirliyorlar, bütçeyi belirliyorlar, o demin bahsettiğimiz ücretlerini belirliyorlar, tekrar projenin ebatları üzerinden hani daha teknik bir geliştirme söz konusu oluyor. Bir de projeyle ve yarışmayla ilgili önceden belirlenmiş böyle bir matris gibi bir şey hazırlanıp projenizin gücünü de orada hani bir değerlendiriyorsunuz. Hani şu kadar bir ekibim var, şu kadar bir bilgisayarlar var, şu şekilde projeyi yürütebiliriz, son 3 senede böyle bir jiromuz oldu gibi ticari ispatınızı da bir şekilde kaleme döküp o şekilde tekrar projeyi sunuyorsunuz ve onun üzerinden değerlendirilip projeyle görevlendiriliyorsunuz. Bu tabii ki işveren için çok önemli bir şey. Çünkü yanlış bir seçim yaparsa veya çok tecrübeli birisine veya ne bileyim sağlam olmayan bir ofisi, yani ticari anlamda sağlam bir ofisi seçmezse proje olumsuz bir şekilde de etkilenebilir diye kendini koruma amaçlı bu yapılan bir şey. Ama olumsuz yönü de öyle olunca özellikle tekrar genç mimarlara dayanacağım. Genç bir mimar olarak şöyle bir fenomeni doğru dürüst yaşayamıyorsunuz Almanya çapında. Hiçbir zaman o ilk projenizi
uygulayamıyorsunuz, gerçekleştiremiyorsunuz. Çünkü her zaman için o ikinci aşama, o ihale niteliğinde, ihale şeklinde uygulanan o aşamayı bir türlü o bariyeri atlayamıyorsunuz. Bazı mimar arkadaşlar, diyelim ikinci ödülü alanlar, diyorlar ki tamam ben bu konuda burada çekiliyorum, devam etmiyorum. Birinci bir ödülümüz var ve yani etik olarak ben mimar arkadaşın görevlendirilmesini istiyorum şeklinde çekiliyorlar, ihaleye katılmıyorlar. Öyle şeyde şeyler de yaşanıyor. Bunlar çok ilginç gelişmeler aslında ve bunu da bir şekilde değerlendirmeli. Hani bu şekilde mi devam etmeli? Hani belediye olarak da yani ben şimdi özellikle kamusal projelere değinerek bunu misal olarak bir çizeyim istedim. Bir de sadece olumlu misaller değil, aynı zamanda böyle biraz olumsuz şeyler de yaşanıyor. Almanya'da da yani bu aslında yani dünyada da şeye baktığımız zaman çoğu zaman yıldız mimarlar arasında geçen bir yarışmalar şey üzerine bütün dergilerde yayınlar böyle yani aynı bürolar arasında geçen bir mimarlık yarışını anlatıp duruyorlar bir taraftan. Yani bundan Almanya gibi bir disiplinli bir yerinde etkilenmemesi demek ki mümkün değil. Ama bir şey soracağım size. Almanya'da örneğin yakın zamanda, son 5 yıl içerisinde örneğin hem kentliler hem mimarlık ortamı açısından böyle güçlü bir tartışma yaratan yarışma örnekleri oldu mu? Yani öyle olmamalıydı, böyle olmalıydı falan diye. Sürekli Alman sürekli Berlin'de başkentte oluyor mu? Berlin'de elbette çok hani özellikle yıldız mimarların katıldığı yarışmalar bunun için çok güzel misaller yaratıyor. Yani Almanlar tartışmayı çok seviyorlar biliyorsunuz. Ve biz de hani mimarlar olarak yani bunu sürekli hani ya bir panele taşımaya çalışıyoruz ama mimarlar odası olsun ama serbest mimarlar derneği olarak olsun şekilde bunu geliştirmeye çalışıyoruz. Bazen çok daha farklı konseptler de takip ediliyor ve bunlar aslında güzel misaller olarak da bir bahsetmek isterim. Kısaca. Mesela geçen sene yanılmıyorsam veya 1,5 sene evvel Frankfurt'ta belediyenin geliştirmek istediği yeni bir konut alanı için mimarlık müzesiyle birlikte bir yarışma hazırladılar ve bu yarışmaya katılan ofisleri de belirlemek için önceden bir sergi hazırladılar. Bu hani çok istisna bir durum tabii ki. Bunu her zaman bu şekilde takip etmeniz mümkün değil ama 100 ofisi bu şekilde davet ettiler tüm Avrupa'dan. Yani konut projesinde bir özelliği gösteren projeyle herhangi ofis ama uygulanmış ama uygulanmamış projeleriyle başvurabildi. Deutsches Architekturmuseum'dan yani mimarlık müzesine ve ne bileyim 3-5 ay neyse işte sergiye katılabildiler. Ne bileyim 500 ofis başvurduysa belki 100 tane seçildi ve o 100 ofisin arasından 10 ofisi seçip o yarışmaya davet ettiler. Biz de öyle bir şansa nail olduk. Katıldık. Hatta kazandık geçen sene. O projeyi bir kısa da olsa bir gösterebilirim dilerseniz. Bu çok güzel bir yöntem oldu. Bu projeyi geliştirirken de aynı zamanda mimar müzesiyle bir yandan belediye olarak bunu geliştirdiler. Bir de konut projelerini yani belediye için konut projelerini yapan ofis olarak bunun şartnamesini belirttiler ve ortaklığı Şehirler Birliği ile birlikteydi. Yani özellikle konutun ve konut projelerin
kamuya olan katkısını burada geliştirmeye çalıştılar. Hani bütçesi çok küçük olan projelerin nasıl, yine de nasıl görsel olarak, teknoloji olarak nasıl bir katkısı olabilir şeklinde. Ona kısa bir göstermeme izin verirseniz paylaşabilirim. Buyurun, buyurun. Bu Frankfurt'taki projeyi diyorsunuz değil evet. mi? Evet. Evet, buyurun. Bu tamamlandı bir yarışma süreci ya da yapım henüz için değil. Bir şey şimdi var işte, mı? Ona geleceğim. Henüz gelişmedi. Yani bir yandan pandemi girdi araya. Bir de şehir planlama aşamaları henüz tamamlanmadı. Görevlendirilmeyi bekliyoruz. Bir şekilde bize güvenmiyorlar sanırım. Yapabiliriz diye. Şöyle şurada galiba. Bunu görebiliyor musunuz? Siz daha uzun bir sunuş hazırlamışsınız. Yok yok, ben sadece hani seçebilirim diye oradan evet, tamam. Birkaç tane. Peki. Belki yani göster, mesela o bahsettiğimiz Reichstag falan bir iki görsel oradan koydum da. Bu projeyi sadece yani onlardan da bahsedebilirsiniz bu arada. Evet evet, sonra evet. Onlara da bir değinebiliriz. Oradan da galiba güzel bir... Ama şu an gözükmüyor sanırım. Sadece Windows ekranınız görünüyor. Ha, şimdi gözüküyor. Evet. Evet, full screen yapınca görünmüyor nedense. Göstermek istediğim özellikle hani illa projeyi göstermek için değil ama vaziyet planında gördüğünüz yani bizim projemiz burada belirtilen yerde. Bütün bu alanı belediye olarak geliştirecekler ve burası için o yarışmaya hazırladılar ve farklı bir yol haritası çizdiler kendilerine. Hani bilinen, ezberden bilinen yarışma yöntemleriyle değil, işte bu mimarlar müzesiyle geliştirdikleri önce sergi ve ardından oradan seçtikleri ofislerle birlikte işte bu projeyi geliştirdiler. Biz de mesela bizim katkımız hani bütçesi küçük olan projeyi geliştirmek için onun işte şeklini, geometrisini geliştirdik ve bizim için önemli olan ve şu an biz de ofis olarak bunu geliştirmeye çalıştırdığımız ahşap binalar ve yüksek bina olarak ahşap binaları burada şimdi uygulamak için belediyeler bütün imar yasasını değiştirdi. Bu da çok ilginç bir şey aslında. Biz de o şekilde bir proje geliştirmeye çalıştık. Şimdi mesela öyle bir beklemedeyiz, hazır oldayız. Hani ne zaman görevlendireceklerdi ve biz bu projeyi uygulayabileceğiz diye. Ama henüz görevlendirilmedik. Yani bir de öyle bir sıkıntı da çok yaşıyorsunuz. Kazanıyorsunuz ama görevlendirilmiyorsunuz. Bu da tabii ki çok üzücü bir şey oluyor. Ama yine de çok istisnai ve güzel bir yöntem olduğunu düşünüyorum. Özellikle o konut projelerini geliştirmek için. O yüzden bir göstermek istedim. Şey, yani uygulanırsa bu yarışma sonucu bir ahşap taşıyıcılı bir yapı yapmış olacaksınız. Aynen. Bir yapı grubu yapmış olacaksınız. Aynen. Umarız uygulanır. Peki İnşallah. Sizin başka söyleyeceğiniz, gösteren şey var mıydı Ayşin Hanım? Yok. Hem bir soru sorabilir miyim? Yoksa Orhan Bey'e gideceğim. Evet. Buyurun Ercan Bey peki. Pardon Ayşen, çok ufak bir soru. Ben şunu biliyorum. Sen bu Almanya'da Serbest Mimarlar Derneği'nde çok faalsin. Çok işler yapıyorsunuz falan. Şimdi senin bu Almanya'daki yöntemlerde doğru olmadığını düşündüğün şeylerde bu serbest mimarlar derneklerin ne katkısı oluyor? Yani bunları bir şekilde mimarlar odasıyla veyahut belediyelerle falan konuşma fırsatlarımız oluyor mu? Çünkü şu aklıma geldi. Okul projelerinden bahsettin ya, bu okul projeleri tecrübeli bir mimar gerekiyor ki bir sonraki okulu yapsın. Ya böyle bir mantıkla devam edersek hayatımızda bir Montessori olmazdı. Hayatımızda bir Rudolf Steiner olmazdı. Yani bu ileri adım atmalar aslında yani bunlardan doğmuyor mu? Ve siz burada serbest mimar dernekleri olarak, mimarlar derneği olarak nasıl
zorlayabilirsiniz? Sabırla sanırım. Sabır, mizah ve yani sürekli iletişim içinde olma, yani o iletişimi koparmadan hem yöresel olarak belediyelerle ama aynı Serbest Mimarlar Derneği Almanya'da her şey federal bir şekilde uygulandığı için ve o yöntemde takip edildiği için önce kendi belediyenizle, onun ardından yörenizle ilgili, onun ardından da federal bir kuruluşu söz konusu olan Serbest Mimarlar Derneği'nin organize strüktürü o şekilde. Yani bizim burada Köln'de çalıştığımız veyahut yöre olarak Kuzey Rhein-Westfalen'de geliştirdiğimiz konseptler, düşünceler, diyaloglar bir şekilde onu federal ortama ve o aşamaya da taşıyoruz, iletiyoruz. Oradaki diyalog da çok yoğun oluyor. Federal ortamdaki olan Serbest Mimarlar Derneği Berlin'deki olan onlar da çok yakın bir şekilde Berlin'deki hükümetle de hani birlikte çalışmaya çalışıyorlar. İşte oradaki bakanlıkla. Yani elimizden geldiğince dediğim gibi demokrasi çok sabır isteyen bir şey olduğu için sürekli işte maraton koşusuna benzeyen bir şey. Kesinlikle sprintle halledebileceğiniz bir şey değil maalesef. Peki, kolay gelsin. Orhan Bey. Enteresan da Ercan Bey ve Ayşin Hanım'ın değindiği noktalardan devam edebilirim. Burada da durum şöyle. Zaten boş alanları ve potansiyeli olan alanları değerlendirmek için burada bir takım mekanizmalar ve kurumlar var. Belediyeden başlayarak planlama teşkilatı diyelim, yani her sağlık ve sosyal kurullar diyelim. Zaten bu potansiyeli olan alanların daha önceden, çok önceden planlamaları yapılmış olan yerler. Yani oralara ne yapılması istendiği zaten bir şekilde o resim çıkarılmış bir durumlar var yani. Bu yüzden bunun şöyle bir etkisi oluyor. Bir kere yarışmaya pek fazla bir ihtiyaç duyulmuyor. Çünkü kafada bir resim var ve bu resmi hayata geçirebilecek firmalar ve mimarlar bir şekilde bu kurumların kafasına yerleşiyor. Zaten onlar da eğer o alanda bir iş yapma potansiyellerini değerlendirme durumuna gelince hemen bir tane danışman ayarlıyorlar. O danışman hemen irtibatını kuruyor belli bir. Yani bir şekilde davetiyeyle katılınan bir yarışma gibi bir şey oluyor. Birkaç tane şirketle, firmayla irtibat kuruluyor. Onların işte geçmişleri inceleniyor, ciroları inceleniyor Ayşin Hanım'ın değindiği gibi. Yani inciğine cinciğine kadar onları araştırıyorlar ve sonunda bunlardan birine verilebiliyor proje. Bu daha çok özel projelerde, yani finansı özel olarak sağlanan projelerde daha çok görülüyor aslında. Çünkü bunlar kamu alanları içerseler bile bu zaten planlama teşkilatı tarafından daha önceden kararı verilmiş. Sen buraya bir bina yapacaksın, şunun şu kadarı açık alan olacak diye zaten o ellerine veriliyor. Sanıyorum bu her yerde böyle artık dünyada. Bu yüzden yani istenen resim belli gibi bir şey. Ara sıra star dediğimiz yıldız mimarlara ihtiyaç duyuluyor ve bunun çok faydası oluyor. Para
finansmanı sağlamak için belli bir isimler, bu dünyanın her yerinde oynanan bir oyun zaten. Ve davetiyeli bir yarışma yapıyor. Kime gidiyor? İşte Frank Gehry'e gidiyor, Tom Maine'e gidiyor, Morpheus'e gidiyor. Ne bileyim, Mia Lehrer'e gidiyor. Çok güzel, çok iyi bir peysaj mimarı. Yani çeşitli yerlere gidiyor. Rem Koolhaas'a bile gidiyor. Bunlar da gösteriyorlar işte şunu tasarlıyoruz, bunu tasarlıyoruz. Aslında bürolarında çalışan en ucuz çıraklarının yaptığı projeler aslında bunlar. Ve bunlar gündeme geliyor. Çok güzel render teknikleri var artık, böyle insanlar bayılıyorlar, yerlere yatıyorlar, aman ne güzel falan. Bu şekilde işleyen bir mekanizma var ama aslında bütün sonuçlar büyük ölçüde denetleniyor. Bunlar yani planlama teşkilatı diyor ki yok buraya 3 tane daha ağaç lazım, yok buraya bilmem ne lazım falan filan. Bunlar yani proje şekillendiriliyor zaten. Yarışmalara gelince bunlar fikir yarışmaları olarak çoğu yani fikir yarışması olarak kafada belli bir iz yaratan yarışmalar. Ve bunların da çok büyük yararı var aslında. Bir kere bunlar genç mimarlar tarafından yapılıyor genelde. Yani para sorunu olmayan. Çünkü yarışma aslında oluşmuş firmalar için çok pahalı bir şey. Yani bir takım bir ekip kuruyorsunuz. Onlar yani binlerce, milyonlarca dolara patlayan yarışmalar var. Büyük yarışmalar var. Ve bu yüzden yani büyük bir töhmet altına girmiş oluyorsunuz o yarışmaya davet edilince. Verilen para da zaten pek fazla bir şey değil. İşte 50 bin dolar veriyoruz işte şunu geliştirin diye ama aslında onun maliyeti çok daha fazla. Belki de yarım milyon dolar. Bunu yapan firmalar ancak büyük firmalar oluyor. Parası olan firmalar oluyor. Ama fikir yarışmaları genç mimarların katılabildiği, öğrencilerin katılabildiği bilhassa portfolyolarını geliştirmek için yapılan katılımlar. Fikir yarışmaları ve pek fazla bir şartları da olmuyor fikir yarışmalarının. Yani bakıyorsunuz yaptıkları şey Mars'ta bile yapılabilir. Merih gezegeninde bile yapılabilir. Ama yani fikir yarışmalarının faydası bence kamu açısından daha kuvvetli. Neden? İlk başta da dediğim gibi kamunun belli bir fikri oluşuyor. O verilen alan için, istenilen çözüm için. Yarışmalar bir problem verilip onların çözümü istenen şeyler zaten. Bu yüzden fikir yarışmalarını destekliyorum. Ama büyük yarışmalar zaten benim menzilimin dışında gibi bir şey. Yani benim dediğim, benim gibi bir sürü orta halli mimarlar var diyelim. Yani onların bana bir getirisi olacağını sanmıyorum. Bunlar da zaten büyük paraların yatırıldığı projelerde, yani bizim çok üstümüzde olan mekanizmaların karar verdiği, mesela kim yarım milyar dolar getirebilir bu projenin içine falan, öyle kapalı kutuplarda tartışmaları olan olaylar. Mesela en son örnek buradaki Vilayet Müzesi. Güzelim Müze yıkıldı. Onun yerine Peter Zumthor'u ayarladı, müzenin direktörü. Peter Zumthor da bir sürü renderingler falan yaptı. Bunları belki biliyorsunuzdur siz de zaten. Yani var mı örnekleri? Peter Zumthor'un yaptığı projenin. Yok, bu Eyalet Müzesi'nin şeyiyle ilgili genel olarak. Sadece Zumthor'un değil de daha evveliyatı da var. Şeyin galiba, değil mi? Onun eski daha evveliyatı da var. Daha önce yarışma vasıtasıyla OMA'nın kazandığı bir yarışma var. Rem Koolhaas'ın yaptığı bir tasarım.
Ve kazanıyor. Bu yarışma sonucu yapılacak bu müze. Ama işte bu araya giren bu finansmanı büyük rakamları sağlayan o iç politikalar falan böyle ne bileyim saray oyunları sonunda yapılmamasına karar veriliyor Rem Koolhaas'ın projesinin. Çok büyük bir hala onun lafı hep geçer. Bu projeyi neden yaptırmadılar, neden yapmadınız? Bunun yerine daha iyiydi Peter Zumthor'unkinden ve hakikaten de yani benim şahsi tercihim o olurdu. Sonunda ne bileyim yama yapa yapa Renzo Piano yaptı birkaç tane bina. Şimdi Peter Zumthor yapıyor. Onun yanında başka binalar var. En son Renzo Piano bir tane daha yaptı falan. Bir büyüklerin gideceği bir eğlence parkına dönüştü yani. Şehrin vilayet müzesi. Ve tabii bu kurumları ele alan bir kritik bir durum. Yani müzenin bugünkü devirde değeri ne? Sonunda restoranların olduğu, kafeteryaların olduğu, işte hediyelik dükkanların olduğu, girip alışveriş yapacağınız bir yere gibi bir şey oldu böyle. Yani anlatmak istediğim yarışma özel de olsa, tek seçim de olsa bir takım bir yarışma var zaten yani her projede. Birisi alacak sonunda o projeyi, bir yarışma gibi bir şey o da. Ama bu yarışma daha çok böyle bildiğimiz klasik alanda işte katılımlar geldi, duvarlara koyalım bakalım hangisi daha güzel. O da kendi içinde bir konu yani hangi değerlere verilerek bir kazanan bir projeler değerlendiriliyor. Bunlar ne mesela klasik form anlayışı ne, klasik struktur anlayışı ne, kamu alanı anlayışı ne, politik bir mesaj var mı o ne? Falan bunların belli bir şartları var. Bir sürü tezler yazılmış bu konularda zaten. Nasıl değerlendirilir bir yarışma? Yani bunları da koyunca yarışma bir şekilde sonucu belli olmuş bir şey gibi. Yani çok nadir böyle hiç beklenmedik birinin bir yarışmayı kazanması. Öyle bir durum var. Yani bu ne bileyim Amerika'nın batısında benim uzun yıllar oturduğum yerdeki izlenimim bu. Şimdi Amerika'da başka yerlerde de bulundunuz ama değil mi Los Angeles haricinde? Ben daha çok en çok Los Angeles'ta bulundum ama New York'ta da bulunduğum zamanlar oldu. Başka da pek bir yerde bulunmadım. Metropol şeyi yani İzmir'de büyüdüm. Ondan sonra da iç içe herkesin olduğu yer. O yüzden benim tercihim hep böyle şehrin tam göbeğinde oturmak gibi bir hayatım oluştu sonunda. Ama kamuya etkisine mesela bu tip şeylerin. Şöyle bir durum var. Bir kere kamu bir fikrini ancak protesto ederek söyleyebiliyor. Mesela çok büyük bir karşıt var bu Peter Zumthor'un tasarımına. Bir de burada bir terim var Amerika'da çok yerleşmiş. Not in my backyard diye. Yani benim arka bahçemde istemiyoruz. Hayır diye bir terim var. Bu yüzden yani yapılan her projeye ne kadar küçük olsa, ne kadar büyük olsa bir kere bir karşıt garantilenmiş bir şey var. Yani halkın bir kısmı istemiyor. Sen istersen yarışmayla düzenle, istersen parasını ver, yaptıracağım de falan. Bunun kamuda devamlı bir karşıtı oluyor büyük ihtimalle bütün projelerin. Yani bir yerde kamu jüri gibi bir şey oluyor sonunda. İsteniyor mu, istenmiyor mu durumuna geliyor. Ve bunların kurumsal temsilleri de bu tip kamu dayanışmalarının kurumsal temsilleri de yani kuvvetli bir şekilde
yapılmış zaten yani bunlar var. Bu mekanizmalar işliyor. Mesela gidip belediye meclisinde bir projeyi uzun saatler boyunca karşıtı olabiliyorsunuz. Öyle bir demokratik mi diyeyim artık ne diyeyim ne denirse öyle bir mekanizma var. Ve bunların verdiği kararlar ciddiye alınıyor. Ve yani benim bugüne kadar gördüğüm bir sürü proje var durdurulmuş halkın itirazları sayesinde. O yüzden bu bir projenin Ayşin Hanım da değindi. Pardon Ercan Bey değindi. 10 sene falan alabiliyor yani bir projenin hayata geçmesi ve bu safhada bir sürü itirazlar oluyor. Yeni projeler çıkıyor ortaya. Yok efendim bu yapılmaya yüz tutan projenin karşıtı olarak bir fikir yarışması düzenlenebiliyor mesela. Bu Amerika'da görülen bir olay. İkinci, üçüncü safhaları da oluyor yarışmaların. Yani böyle bir durum var. Dediğim gibi ilk başta kapitalist bir şehrin verdiği kapitalist kararlar var. Yani kapitalizmi bir yani buna ben karşıyım, yok ben şuyum, ben buyum diye söylemek istemiyorum. Fakat bu da bir gerçeği yani. Böyle parası olan düdüğünü çalıyor yani sonunda. Bu artık İstanbul'a ne kadar yansıyor, Berlin'e ne kadar yansıyor sanmıyorum pek fazla da değişik olduğunu durumun. Ama şu var mesela yarışma sayesinde olsun veya başka sayelerde olsun bir mimari fikrin ortaya çıkıp insanlar tarafından izlenmesini çok değerli buluyorum mesela. O insanların bir şekilde bilincini artırıyor. Mimariye olan karşı olan bilgilerini artırıyor. Ve ne oluyor sonunda? Mimarlık kazanmış oluyor. Beni ilgilendiriyor yani bu büyük bir ölçüde. Bu yüzden daha halkın kafasından geçmeyen böyle ne bileyim çılgın fikirler falan da geliyor mimarlık yarışmalarında. Onların da taraftarıyım. Onlar da gelsin. Hepsine ihtiyacımız var. Mimari olarak yani bir şekilde halkla olan aramızdaki mesafeyi kapatmamız gerekiyor. Bu yüzden kanınca yarışmaların büyük rol üstleniyor bu konuda. Bu yüzden devam etmesi gerekiyor. Saçma olsun, olmasın. Ama bir de öbür tarafı var. Yarışmaların bu arka planlarda olan kirli politikalar var. Bunlara da değindik zaten. Ercan da değindi. Ayşin de değindi. Yani hepimiz biliyoruz bu konuları. Arka planlar. Jüri olduk. Çoğumuz jürilerde bulundu. Seçenekler yaptı bir takım. Ve bunlara devamlı yarışmalarda olan oyunlar. Satranç oyunu gibi bir şey. İşte mesela yarışmaya giriyorsunuz, o biliyorsunuz yarışmayı. Yarışmanın bence iki en ön gelen şartlar şunlar. Bir kere yarışmanın müşterisi, ortaya yatırılacak bir finansmanın olup olmadığı. İkincisi danışmanların ortaya çıkardığı bir program ve en sonunda jürinin seçimi. Bu üç unsur aslında yarışmanın sonucunu tayin eder gibi bir şey yani direkt, üç direkli bir sistem. Yani yarışmaların sonunda eğer yarışacaksanız büyük orta bir proje için bunlardan çok haberiniz olması lazım ve daha kağıdın üstüne bir çizgi çizmeden belli irtibatları kurmanız lazım kazanmak istiyorsanız falan. Yani böyle bir durum var. Yarışmalar öyle adaletli, demokratik, işte en güzel proje kazandı falan diye bir şey yok yarışmalarda. Bunu sadece Los Angeles için söylemiyorsunuz galiba değil mi? Bunu ben genelde söylüyorum. Genelde. Bu Türkiye için de geçerli, Almanya için de geçerli, ne bileyim Mısır için de geçerli, Hindistan için de geçerli, Çin biraz da Çin'de çok geçerli.
Bu yani durum. Bu yüzden anlamak lazım yarışmaya katılmadan önce ne elde etmek istiyorum. Ercan çok güzel bir şey söyledi ilk başta. Dedi ki, ben dedi yarışmayı yapmak istediğim için yapıyorum. Ve hakikaten bunun yani son söz olması gerekir yarışma konusunda. Yarışmayı kazanırsanız zaten yapmak istediğiniz için kazanıyorsunuz. Yaptığınız an yani sunuş tarihinde ne zaman götürüyorsunuz, nefes nefese geçiştiriyorsunuz şeyleri, çizimleri, paketi, posta ofisine, damgalarına falan. Bunun tek yararı size. Yani bir kazan, o anda zaten kazanmış oluyorsunuz bir yarışmayı. O aradan yarışmanın şeyi, bunu bilhassa buradaki öğrenci arkadaşlara söylüyorum. Eğer varsa aralarında. Yarışma yapın. Yarışmayı yapın ve yaptığınız zaman da kazandığınız zaten kazancınız oluyor. Kazanan oluyorsunuz. Bu yüzden fikir geliştirme açısından olsun, kamusal alanlara tavsiyeler açısından olsun, problemleri çözmek açısından olsun, insanlara nasıl kafalarına bir dam yerleştirip yani sokakta kalmasınlar, bir ev sahibi olmaları, ne olursa yani, hastane olsun, fabrika olsun, ne olursa olsun, yarışmaların bir faydası var. Bunu gerçek olarak görmemiz lazım ve çıtayı da yükselten şeyler ve aynı zamanda yani bazen çok komik bile olabiliyor sonuçlar. Bu da iyi. İnsanlar saçma sapan bir şeyin ne olduğunu görmüş oluyorlar. Ne bileyim yani yarışmaların karşıtı değilim ama başka alternatif yöntemler de var. Sonunda şu şeye geliyor, mimaride her proje bir yarışmadır zaten. Yani o müşteriyi kazanma bir yarışmadır, o projeye başlamak bir yarışmadır, bir fikri geliştirmek bir yarışma falan. Yani her proje bir yarışma aslında mimaride. Peki, teşekkür ediyoruz Orhan Bey. Kerem Bey biraz şey oldu, ikinci tur daha uzun oldu ama siz İstanbul'da örneğin kentsel mekanın yarışmalarla ya da yarışma da demeyeyim de hani mimarlık birçok taraflı bir mimarlık tartışması yoluyla biçimlendiği örnekler hiç aklınıza geliyor mu? Yakın zamanda öyle bir şey var mı? Bilmem de demin şeylere bakıyordum. Tabii çok güzel gelişiyor şey bence. Söyleşi. Ara ara da ben de bakıyorum bu arada mesela internetten mesela Oma ne yapmış falan filan diye baktım. Los Angeles'ta. Konuca, Los Angeles'ta işte. yine şey yani hatta bir Türkiye'de ne var? Hani son dönemde yapılan bu yarışmalar var. Mesela onunla ilgili şeye baktım. İşte 1987 yılında galiba Vedat Dalokay, Hakan Dalokay'ın kazandığı Taksim Meydanı yarışması var. Hatta isterseniz o sayfamı göstereyim ben. Hani girince internetten Arkiter'in sayfasında gördüm onun bir maketini. Paylaşabiliyor muyum ben şeyden? Bir dakika, ekran paylaşayım. Paylaşabiliyorsun. Hemen şuradan. Bir dakika. Şöyle bakayım. Daha da bir başka yerlere gitti. Sayfayı şöyle kaydırmam lazım galiba. Bu bizim Los Angeles. Bu yapılmayan proje değil mi? Bu yapılmayan proje. Evet, mesela Taksim'le ilgili böyle bir şey buldum. Tekrar böyle bakınca ne kadar farklı bir Taksim diye böyle baktım yani buna. Az evvel böyle bir arada işte tabii artık olmayan AKM var. Yeni caminin olduğu yerde bambaşka böyle yüksek bir bina var. Gezi Parkı'nın ortasında koca bir değil mi, bir havuz görüyorum ve herhalde orası böyle bir konser alanı falan filan gibi. Alttan şu an yapıldığı gibi mesela Tarlabaşı istikamette geçen bir tünel izliyor gibiyim. Yine Marmara Oteli'nin yanında da şu anda orada bir otel yaptılar galiba eski Maxim Gazinosu'nun olduğu yere veya işte şeyin olduğu yere, tiyatronun olduğu yere. Bilmem mesela böyle bakınca mesela şimdi geriye dönüp
acaba bu hani Taksim yani projeyi eleştirmek anlamı değil ama bizi mutlu eder miydi diye mesela kendi kendime biraz böyle sordum. Evet, daha böyle tanımlı bir şey var AKM karşısında. İşte Allah böyle korumuş diyoruz biz. Ha? Bilmiyorum yani. Bilmiyorum Allah korumuş yani diyoruz. Ve işte böyle bir enteresan. Vedat Dolokay'ı severiz ayrı iyi hoş da yok, yani. Ben, yani Hakan falan da çok yani dostum olmuşum. Böyle bir hani belki ne bileyim ben aynı şeyi şu an kazanan yarışma uygulanırsa aradan işte 30-40 yıl geçtikten sonra ya ne yapmışız falan filan mi deriz bilmiyorum. Ama enteresan mesela bir de Üsküdar Meydanı var. Ben de onun şeyinde olduğum için pardon şu daha büyük imaj. Tek bunu bulabildim. Onu da Doruk Pamir o zaman kazanmış. Hatırlıyorum ben bizim o zaman öğrenciydim. 86'da ben girdiğim için mimar sınavına. O bizim şeyde Osman Handi salonunda sergilenmişti hatırlıyorum. Daha güzel böyle güzel sulu boyalı şeyleri vardı. Mesela bu o zaman hani biraz daha postmodern akımın daha hakim olduğu zamanlar işte böyle bir uçta gidiyor ve böyle bir değil mi şeyle galiba ışıklar falan onda böyle gece şey hatırlıyorum görüntüsü gökyüzüne giden böyle bir lazer var mıydı o zaman? İskeledekiler. Şeyler falan vardı böyle bir takım ama böyle hani bizim için mesela böyle enteresandı böyle Üsküdar Meydanı'nı böyle görmek. Yapılsaydı ne olurdu bilmiyorum hani şu anda trafiği falan nasıl halletmişler tabi de burada algılamak çok kolay değil. Ama böyle bir takım hani şeyler oluyor. Şimdi de mesela değil mi Taksim'le ilgili yanılmıyorsam karar verildi ve o projeyle ilgili uygulama projeleri herhalde safhasına geçildi diye anlıyorum. Eminim herhalde işveren Büyükşehir Belediyesi bir takım belki uyarılarda bulundu. İşte şunu şöyle yapın, bunu böyle yapın diye. Ve bir şekilde o proje ilerleyecek gibi gözüküyor. Tam şeyi bilemiyorum mesela ne kadar halk katılımı değil mi? Bir oylama yapıldı en son 3'e kalan proje arasında. Bunların ne kadar oy aldıklarını, kaç kişinin bunu izlediğini, kaç oy kullandığını tam takip etmedim. Bir bilgi var mı bilmiyorum. Sen de Sinan. Öyle bir. Yani tabii İstanbul nüfusuna göre ciddi alınabilir bir oran değil. Hı hı. Ama belki mimarlık ve kentle ilgili olanlar içerisinde bir katılım, bir tartışma yarattığını da söylemek lazım tabii. Yani bir ilgi doğurdu. Mutlaka. O yoksa diğer gerçek anlamda bir halkın seçimi demek tabii sayısal yani istatistik olarak çok mümkün olacak bir yüzde katılımı değil o. Ama ilgilenen epeyce geniş bir kesimde oldu denebilir. Evet. Ekranı paylaşmışken Kerem, sen bu Taksim Meydanı'nda bulabilir misin acilen? Yani şu an uygulanmaya... Yeni hemen bulayım buradan bakayım. Çünkü bir Taksim mimar olmayan arkadaşlar da var galiba. Taksim Meydanı yarışması bir dakika orada Dalakoy diye girmiştim. Söyleyince belki buradan çıkar bir şeyler. Sonuçlandı demiş. Bir NTV pardon işte aslında arkitere daha düzgün vermiştik. Pardon hemen geri alıyorum. NTV doğru vermiş olabilir. Ve bu arada oylar da gözüküyor evet. 86.000 oy almış birinci olan. 15 numaralı. Yani toplam 200.000 oy. Çok ciddi evet bir sayı tabii ki. Ama evet, tabii evet İstanbul nüfusuna oranlı değil. Pardon bakalım. Şurada bir baş geliyor. Bir eski halleri. Anlıyorsam. Yok, pardon burada bir şeyler herhalde. Sonra doğru mu var diye bakıyorum ama. Göremedik. Yolun tıklayınca açılmıyor. Pardon, geri alıp bulmaya çalışayım. Orada direkt görsellere girsen Kerem belki doğru olabilir. Doğru söylüyorsun, evet haklısın. Bir tane fotoğraf çıkar. Hani doğru. En azından bir fikir edinmek için. Şu mu? Tam gözüm görmüyor. En son kazanan... Şu
Şu sol alt köşedeki. Pardon, evet, tamam. Evet, tamam. Evet, onu belki şöyle tıklarsan daha. Bu zaten Hakkı'nın yazısı zannedersen. Ha, evet, peki. Sevgili Hakkı, Hakkı da galiba bizi dinliyor galiba. Evet. Eğer uyuyakalmadıysa dinliyor. Evet, buradan biraz evet, böyle algılayacaktık böyle bir şeyden. Evet, bu da şey, yeni hali diyelim. Yani evet, yani herhalde bunlar mesela yapılırsa kentte son dönem iz bırakacak gibi duruyor. Onun dışında ne var? Bir tek Salacak'la ilgili galiba bir işte bir düzenleme yapıldı. O da bir yarışma sonuçlandı. O biraz daha galiba şey oldu. Böyle bir fikirler vesaireler falan biraz daha galiba çarpıştı. Kadıköy'le ilgili de var. Evet, Kadıköy'le ilgili de var. Bakırköy var. Doğru, evet. Bu ara meydanlara yönelik var. Tabii bunlar uygulanabilecek mi? Onlar önemli olan Safa bence. Çünkü bir de bunları mesela hep şöyle bir şey düşünüyorum. Tabii bunlar çok önemli. Kent belliğinde önemli yer eden alanlar. Fakat tabii politik olarak da göreve gelen kişiler bunu o işte seçim dönemlerinde tamamlamak istiyorlar. Böyle hep böyle bir paniğimiz var bizim genel olarak. Halbuki bunlar bu kadar böyle paniğe gelmemesi gereken yerler bunlar diye hep düşünüyorum. Bilmiyorum buna katılmayan var mı? Yani bunun böyle şey üzeri, ne diyelim, politika üzerinde, politikanın üstünde bir şekilde tartışılması ve belki de ya hiçbir politikacının da buraya fazla böyle el atmadan aslında tasarlanıp yapılması sanki daha doğru olur. Daha geniş zamanlarda ve doğru şeylerde, zaman ölçeklerinde diye düşüncem var. Şey tabii yine enteresan, hani bence aslında hem biraz Ercan bundan söz etti, sonra biraz Ayşin Hanım biraz daha detaylı bahsetti, sonra da Orhan Bey de benzer şekilde söyledi. Aslında hep yani bu işe işini yaptıracak kişi veya kurum bir şekilde o paranın geri dönmesinde hesaplar hale geldi. Eskiden galiba daha romantikti bu işler. Yani bu kadar da böyle bir ince ince hesaplanmıyordu. Ya işte bu sebepten dolayı çok böyle star birileri isteniyor. Mesela değil mi, İstanbul'da da işte Koç grubu işte bu yaptıkları müzeyi Grimshaw'a yaptırdılar. Ondan sonra yine işte Eczacıbaşı grubu bu İstanbul Modernliği Renzo Piano'ya yaptırıyor. Dolayısıyla böyle hatta şey Koç grubu galiba bu Arter'den sonra bildiğim kadarıyla Han Tümer Tekin'e yaptırdıkları bu Saad Berkan'ın müzesinde galiba ona verdiler. Yine Grimshaw'a verdiler. Yani aslında bu tür böyle bir star bir mimarın veya bir grubun yer alması hep böyle tercih edilir hale gelmeye başladı. Çünkü insanlar da veya işte bu tür ekipler veya ona yöneticileri de sanki bir marka alır gibi, işte ne ben, bir hanımın çanta beğenmesi, ayakkabı beğenmesi gibi, pardon hanımlardan özür diliyorum, erkekler de beğeniyorlar bunu. Böyle bir şey hemen sahip olmak istiyorlar. Tamam, buraya da işte bu markayı yaptırttık, bu isme yaptırttık demeyi seviyorlar. Tıpkı Los Angeles'ta olduğu gibi. Oysa hani bir yandan da mesela üzülerek izledim. İşte Orhan Şahin'in yapmış olduğu İstanbul Ticaret Odası binası işte sudan bir sebeple yıkıldı veya işte benzer şekilde. Ya evet, bugün ondan bahsetmedik değil mi? Maalesef. Evet, yani çok yarışmayla edilmiş proje diyebiliyorum 70'lerin başında. Ve hani çok da üzerinde hani dönem yapısı pekala bir şekilde dönüştürülerek kullanılabilirdi diye böyle bir şeyim var. Yine bir de şey göstereceğim. Aslında hepinizin Almanya'dan tabii bildiği bir konu. Pardon. Mesela yok, bulamadım. Seçmiştim şuradan. Mesela bu evet. Reichstag mesela ilk Norman Foster'ın kazandığı proje. Evet. Şimdi bunu da kazanıyor. Sonra işte dönüp bunu yapıyor hepimizin bildiği. Yani burada değil mi, böyle bir müellif seçim var. Hani çok enteresan bir durum. Yani işte o marka olsun, onunla da bir konuşuyorlar ediyor. Belki neye göre oluyor bilmiyorum ama yani bu kadar hani uç bir farklılık insanı böyle bir şey yapıyor.
şüpheye itiyor. Yani ne oldu, ne bitti de bunu böyle attı. Demek öyle bir ikna gücü var. Bunun bu olduğuna ikna etmiş yani demek ki. Bravo. Evet, yani işte müellif seçiyorlar. Yani onun için mesela diyorum işte ne oldu? Yarışmayı kazandı. Bunu da kazandı. Sonra dedi ki ya ben yaptım bunu ama çok da iyi olmadı. Aslında böyle yapmak daha iyiydi mi dedi. Yani değil mi? Böyle bir enteresan bir komik bir durum var yani orada. Yani kendi yaptığını bir şekilde reddediyor veya işte ikna ediyor gibi böyle bir hikaye var. Belki Almanya kanadını daha iyi biliyordur sevgili Ayşin Hanım ve Ercan. Demin bahsettiğim kısa bir parantez içinde bunu belirtebilirim. Üç ofis kazanıyor. Foster, Calatrava, bir de bir üçüncü ofis daha, P. Birk miydi? Zannedersem öyleydi galiba. Üçünü de ikinci aşamaya, hani projenizi biraz daha geliştirin diye ikinci aşamaya sürüyorlar. Ve o süreçte projeyi değiştirtiyorlar veya değiştiriyor. Foster'ın projesi kamuda herkesin benzin istasyonuna benzetmesi birazcık da o projesini değiştirmeye sebep oluyor. Almanya'nın en büyük benzin istasyonu gibi böyle bir niteliğe sahip, böyle bir alay söz konusu oluyor. O şekilde de değiştiriyor. Ve Calatrava'nın projesini gösterirseniz, ilginç olan, Ercan'dan önceden sohbetimizde bahsetmişti. Onun aslında bir camekan kubbesi var. Ama Foster kazanıyor. Sonuçta ama Calatrava gibi bir kubbe yapıyor. Evet, bunlar da güzel. Tabii evet, onu ararken arıyor mu şu an dedim. Onu ben de paylaşabilirim hemen. Evet. Varsa ben evet de bırakayım. İyi olur bahsetmişken görsek. Calatrava'nın yanında çalışan bir mimar olarak şunu anlatabilirim. Calatrava... Değil mi Ercan'cığım? Evet, evet. Calatrava kazanıyor ve Calatrava'nın aslında ana fikri o yıkılmış, asıl Reichstag'ın yıkılmış kubbesini tekrar inşa etmek. Çünkü yani bu yıkılmış bir kubbe, yani demokrasinin bir çöküşü falan filan, bunu bir sembolize edip böyle tekrar o kubbeyi yeniden inşa ediyor Calatrava. Ve bu şekilde bu projeyi, yani bu projede son üçe giriyor ve benim bildiğime göre hakikaten o üçünün arasında da yani en çok beğenilen proje bu oluyor. Ama yine de Norman Foster'ın gücü daha fazla bastığı için projeyi Norman Foster alıyor ve o gün bugün Calatrava zaten Almanya'da bir daha proje yapmayacağım diye yemin ediyor ve hakikaten sözünde de duruyor. Şimdilik. Şimdilik. Peki bizim galiba 2 saat gibi bir süre sınırımız var. Doğru mu Merve? Yani o bizim koyduğumuz bir sınır. İstersek devam edebiliriz. Tamam. Yok hayır, canlı yayın açısından bir şey var mı? Yani kesiliyor mu 2 saat sonra? Yok, kesilmiyor. Zaten saat 10'u geçtik. Kesilmedi, kesilmeyecekti. Tamam, bir yarım saat geç başlamıştık o zaman. Sizin Kerem Bey bitti mi bu arada? Yok. Yani aslında aşağı yukarı öyle yani. Çünkü söylenen, konuşulanlar çok hani yakın paralel şeyler. Çok da ekleyeceğim şu anda bir şey yok. Hani bu... Eğer öyleyse önce biz, yani izleyicilerden soru var mı? Dinleyenlerden, katılımcılardan sorular varsa onları alayım diyorum eğer uygunsa. Sonra siz zaten biraz girdiniz bu İstanbul'daki şeylere. Belki biraz da onlardan bahsederiz. Belki evet. Bu sorular açısından da bir soru varsa onları alalım mı? Eğer sözlü olarak sormak isteyen varsa o da şey yapabilir. Sorabilir. Yazılı soru yok galiba şu ana kadar. Yok. Sözlü olarak soru soran var mıydı? Sormak isteyen var mı? Ben bir soru sorabilir miyim? Taksim Meydanı ile ilgili demin oylamayı bahsettiniz. O herkesin katılabildiği bir oylamaydı sanırım, değil mi? Evet.
Bence bu çok önemli. Çünkü sonuçta özellikle böyle kamusal alan ve mekanlar için herkesin çünkü kullandığı, her gün geçtiği yollar, mekanlar yani böyle çok sadece eksperler arasında konuşulan, tartışılan, diyalog içinde geliştirilecek konular değil diye düşünüyorum. Yani mimarlık genel olarak herkesin, hepimizin ve hepimizi ilgilendiren ve dokunan, hepimize dokunan mekan. Dolayısıyla hem kullanıcı, vatandaş, yani ne şekilde adlandırmak isterseniz, yani herkesin bir şekilde katkısı olması gerektiğini düşünüyorum. Demin Orhan Bey galiba bahsetmişti. Hani o şartnamede de çok önemli olan şey program. Ve o programı da şekillendirmek için o insanları da bilmek lazım, kullanıcıyı bilmek lazım, vatandaşı bilmek lazım ve o diyaloğu da bir şekilde sürdürmek de çok önemli diye düşünüyorum. O yüzden o oylama çok ilginç bence. Yani bu projeyi değerlendirmek için. Acaba nasıl hani evet, devam edecek, nasıl da değerlendirilecek? Onunla ilgili epey uzun bir tartışma yaşandı tabii. Yani tahmin edebilirim. Yani o oylamanın kendi başına kentin şekillenmesi açısından halkın fikrinin sorulması ya da bizim mimarlıkta söylediği, konuştuğumuz anlamıyla katılım yerine geçemeyeceği ama önemli bir adım olduğu gibi ya da bu katılımın sadece böyle herkese genel işte şu proje mi, bu proje mi gibi seçilmiş üç proje içerisinden bir tanesini seçmek gibi değil de önce her yer için, her yapı yani üzerine tartışılan yer için bir kere konunun paydaşı o yerden dolayı konuda söz hakkı olan, tarihsel olarak söz hakkı olan insanların, kurumların, kişilerin bulunması, önce onların sözünün alınması falan gibi hani bunların eksik kaldığı yönünde epeyce bir tartışma yapıldı. Diğer taraftan belediye tarafı da oldu, tamam siz çok şimdiye kadar onları buluyordunuz da biz yapmadık sanki gibi bir tavıra girdi. Ondan önce çünkü kimse bir şey sormuyordu zaten. Onlar da kendi açısından belli bir haklılık şeyi vardı. Ya da sorduk da ne dediniz ki de dediler. Onun da kendi açısından belli haklılık. Böyle bir tartışma şeyi yarattı. Genel bir ama en azından böyle bir tartışma yarattı tabii. Hani bir yerde katılımdan bahsediyorsanız bu nedir, usulleri nelerdir, farklı usulleri nelerdir falan gibi bir tartışma yarattı. Bir soru var galiba, Tuğba Özkan sormuş. Evet. Sanki bana sormuş gibi anlıyorum. Evet. Okumamı ben okuyayım istersen. Ben okuyayım isterseniz. Herkes belki şey yapmamıştır. Öncelikle yayın için çok teşekkür ederim. Çok verimli bir yayın oluyor biz genç mimarlar için. Benim sorum şu, yarışmada seçici kurul çok önemli, biz buna dikkat ediyoruz dedi Sayın Kerem Erginoğlu. Burada jüri üyelerinde dikkat ettikleri noktalar nelerdir demiş Tuğba Özkan. Evet, aslında iyi oldu. Ben Ercan da haklı olarak ilk konuşmasından, ikinci turun başında dedi ki ben hani Kerem oraya bakıyor, biz oraya bakmadan proje heyecan veriyor mu bize diye bakıyoruz dedi. Ben tabii şey yaparım yani bir kere haklı, her şeyden önce projenin heyecanlandırması lazım. Biz hani son girdiğimiz mesela hani ben İstanbul'da işte bir takım tanınan insanların mezarlarıyla ilgili bir yarışma vardı. Hasan ve ben de ayrı ayrı iştirak ettik. Ofisten de kendimize birer arkadaş seçtik. Bizim bilgisayar becerilerimiz az olduğu için ve onların görüşlerine de kıymet verdiğimiz için. Hiç orada mesela hani önemsemedik kimdir bunu değerlendirecek kişi. Zaten o ne diyelim yani mezarlığın sempatikliği olmaz ama konuya yaklaşım bize çok enteresan geldi. Ve hani ona katılmaktan zevk duyarak bunu yaptık. Hasan da ben de ikişer şey seçtik kendimize. Önem verdiğimiz insanı seçtik ve onlar için birer mezar tasarladık. Benim aslında orada demeye çalıştığım şuydu, tabii ki ilk başta konunun heyecan veriyor olması lazım. Fakat bizim mesela
katıldığımız davetli yarışmalar var. Mesela yine kazandığımız bir davetli yarışma vardı. Işık Lisesi tam bu geçen işte sene bu zamanlarda veya yılbaşıydı yanılmıyorsam bir Florya'da yapılacakları bir K12 yani anaokuldan lise sona kadar bir eğitim kompleksi için bir yarışma açtı. Davetliler de kimdi? İşte Nevzat Sayın vardı, Han Tümertekin vardı, Cem Sorguç vardı, Bünyamin Derman vardı de biz vardık. Mesela onda da biz davet edildik. Hatta yani verilen şey de yarışmaya katılmayacak da o kadar cüzi ki yani render için işte bizim dışarıya yaptırıyoruz. Onun belki yarısı kadar falan bir bedel ama kurumun ciddiyetine bakıyorsunuz orada. Bir de hani değerlendirecek kimdir işte orada bakıyorsunuz. Çünkü bazen profesyonel birilerini davet ediyorlar. Mesela o zaman demişler ki işte Doğan Tekili'yi davet edeceğiz. Bir de Feyziye Vakfı Mekteplerinde yine yönetim kurulu olan mimar bir takım işte insanlar vardı tanıdığımız bildiğimiz. Onun dışında mesela dediler ki yönetim kurulu üyeleri de bakacak. Yönetim kurulu başkanı var. İşte yönetim kurulu bambaşka mesleklerde olan insanlar var. Onlar da seçici kurulda olacak. Biz sonra ona göre karar vereceğiz dediler. Tabii bu o zaman önemli aslında bir kriter oluyor. Yani şey bile önemli. Belki yani şunu düşünüyorsunuz. Evet bir çok değerli meslektaşlarınız da var orada ama buna bakacak kişinin mimar olmaması da sizin o yapacağınız projenin yaklaşımını bile şey anlamda yani prezentasyonunu bile farklı hale getirebiliyor. Algıyı farklı şekilde anlatmaya çalışıyorsunuz. Tabii ki kendi bildiğiniz süreçten, süzgeçten bunları geçiriyorsunuz. Bu önemli bir nokta. Bilmiyorum yeterli bir cevap oldu mu? Bir de sözü almışken o aklıma geldi. Aslında biz böyle çok enteresan bir meslek grubuyuz. Yani bir konu ortaya atılıyor ve mesela açık bir yarışmada da illaki bir şey olmasın. İşte birinci, ikinci, üçüncü neyse 3-5 tane ödül tayin ediliyor. Ve bunun için mesela işte yüzlerce kişi vaktini, emeğini harcayabiliyor. Bilavide harcıyor. Bir heyecan uğruna bunu yapıyor aslında herkes. Herkes bu yarışmayı kazanmak için veya kendi iddiasını göstermek için oraya gidiyor. Yani düşünebiliyor musunuz mesela ne bileyim ben param var ve işte bir rahatsızlığım var. Bir yarışma açıyorum. Benim bu rahatsızlığımla ilgili işte doktorlar katılsınlar. Bana birer böyle ön teşhis koysunlar. Benim işte raporlarım bunlardır. İşte röntgen çektirdim, tomografi çektirdim. Ben en çok işte beğendiğim şeye, teşhise beni tedavi etmeyeceğim ve ona ameliyat şansını vereceğim. Yani böyle bir şey olmuyor mesela. Neyim? Avukatlar için herhalde olmuyordur işte. Ben bilmem neye dava açacağım ama en iyi savunmaya bana böyle bir hazırlayın iki sayfa. Bir bakayım önce. Sonra bunlar içinden birini seçeceğim. Değil mi? Böyle başka bir meslek grubu yok galiba böyle. Bazen sanatçılar için falan da yapıyor işte. Heykeltıraşlar falan da galiba bu gaza geliyor. Ama biz böyle bir kendi kendimize bunlarla çok heyecanlanan bir grubuz ve bu heyecan da bitmiyor. Yani zaten bittiği zaman o zaman meslek bitiyor gibi böyle bir durum oluyor. Onu da böyle bir demin aklımdaydı, notumda vardı böyle bir hazır söz almışken söyleyeyim istedim. Peki, teşekkür ederiz. Başka soru yok galiba. Bu İstanbul'daki süreçle ilgili başka söyleyeceğiniz şeyler varsa oradan devam edebiliriz. Ayşe Hanım biraz başlamıştı. Yani İstanbul'da aslında çok uzun zamandır yani bırakın işte halk oylamasını veyahut da şeyi hani mimarları da kimin yaptığını da tam bilmediğimiz bir yıl şey yapıldı kentte. Ve bunlar özel yatırımlardan bahsetmiyoruz yani düpedüz kamusal alanların biçimlendirmesi, projeyi kim yaptı? Kim inşaatını yaptı, kaça yaptı hiçbir fikrimiz olmadan yapıldı gitti bir sürü şey. Son 15 yıl içerisinde. Öyle bir dönemden geliyoruz tabii çok. Şimdi belediye yönetiminin değişmesiyle bu konuda usullerde bir takım değişiklikler oldu. Ve onlar da en azından kendi içinde bir iddiası olan bir şekilde şey yapılmaya başlandı, alınmaya başlandı. Tabii bununla ilgili bir dolu eleştiri de yapıldı belediye. Bunu yürütme biçimine yönelik olarak. Belki sizler de bunları takip ettiniz. Yani herhalde etmişsinizdir diye en azından büyük ölçüde. Çünkü bir kısmı da oldukça spektaküler şeyler. Yani Taksim Meydanı gibi böyle insanın her zaman görüp kaç tane meydan vardır dünyada Taksim Meydanı gibi bir avuç belki değil mi? Yani böyle tarihte politik eylemlerle bu kadar adı duyulmuş yani
belki 10 tane meydan var. Önemli olduğu için herhalde siz de belki görmüşsünüzdür. Bu süreçte ilgili ne diyorsunuz? Yani bunun örneğin kentin biçimlenişi açısından, mimarlığa katkı açısından. Mesela bu yarışmalar mimarlık ortamına gerçekten bir katkı sağlıyor mu? Çünkü şöyle şeyler de var. Yani çok hızlı süreçler bunlar. Mesela 3, 4, 5. Bu pandemiyle bu yarışmalar mesela birazcık daha uzadı. 6-8 ay kadar uzayan oldu ama normalde 2-3 ayda. Yani aslında 2-3 ayda çok da böyle mimarlık alanında insanların böyle bir şeyi araştırıp yani derinlemesine bir şeyi bulup şey yapması için kısa süreçler aslında. Daha insanlar bir ömür veriyorlar bazı şeyler için. Hani öyle handikapları da olabilir. Ya da ama bir yandan şeyin yarışmaların en azından işte halka açık bir şekilde bunlar tartışılıyor. İnsanlar ne olduğunu görüyor mesela. Şantiye kapısına asıldığı zaman görmüyor posterini. Yani daha önceden beğenmeyecekse bile önceden beğenmeme şansı oluyor gibi. Ne diyorsunuz buradaki süreç için örneğin? İstanbul'da son yakın zamanda yaşanan süreç için. Ya ben başlayabilir miyim? Buyurun. Şimdi şeye baktığımız zaman gerçekten sizin de dediğiniz gibi Taksim Meydanı olsun, Üsküdar Salacak olsun, yani Büyükşehir Belediye'nin seçtiği mekanlar aslında çok önemli mekanlar, çok önemli yerler. Yani İstanbul tarihi için, İstanbul'un şu an yani kullandığı alanlar için çok önemli şeyler. Ama öte yandan da şöyle düşünüyorum, evet çok önemli. Ama ne bileyim, Halkalı'da yapılan bir TOKİ'nin, toplu konut projenin bütçesinin belki 50'de biri bütçe olarak. Yani o kadar çok böyle bizim haberimiz olmadan İstanbul'u şekillendiren şeyler oluyor ki yine bunu yapmaları çok iyi ama bana göre halen yetersiz. Mesela bu toplu konut nasıl olabilir? İstanbul nasıl büyüyebilir? İstanbul'un senede 600-700 bin nüfusu çoğaldığı için bu insanları biz İstanbul'a nasıl sığdırabiliriz falan. Yani bunlar da çok plakatif geliyor bana. Bir Taksim Meydanı ki yani Kerem'in de işte 50 sene, 60 sene önceden bir yarışmayı bize sunması da çok enteresan oldu. Yani demek ki her zaman bu plakatif projeler varmış ve her zaman devam edecek. Onun için ya ne bileyim, ya biz bu meydanları konuşuyoruz. Öte yandan bir... 50-60 değil bu arada, 33 yıl sadece. 33 yıl mı? Pardon, ben de 60'lı yıllar... Yok, 87. Pardon. 30 yıl önce. Dalan zamanı yani. Bedrettin Dalan zamanı. Tamam, pardon. Ben yanlış anlamışım. Çok da uzun bir süre değil yani. Oldukça kısa bir zaman aslında. Evet. Daha korkunç. Evet, 30 yılda bir meydan tekrar inşa edilmez herhalde. Yani. Daha korkunç. Ya benim diyeceğim bu. Ya işte şey olarak yani Büyükşehir Belediye'nin böyle bir şey yapması çok çok güzel, çok hoş şeyler. Ama süreçlerin içinde olup da bu şeylerin nasıl olduğunu gören birisi olarak daha farklı ümit ederdim. Yani daha farklı beklerdim. Yani bu kadar önceki yönetimleri eleştirip de bu süreçleri bugünlerde de yani yeni bir yönetimle yine de bana göre yeterince şeffaf yapmamaları bir şekilde beni rahatsız ediyor. Ha bir cümle daha şey, Ayşe'nin söylediği çok çok enteresandı. Çok önemli. İstanbullunun bir konuda fikrini beyan etmesi, bunu beğeniyorum, bunu beğenmiyorum demesi çok çok önemli. Ne kadar önemliyse de aynı zamanda da çok tehlikeli. Yani biz bilir kişiler, biz uzmanlar o zaman niye varız? Bu da bir tartışma konusu oldu. Galiba bu Taksim'in kolokyumundaydı yanlış hatırlamıyorsam. Hatırlayan vardır. Şimdi kimin söylediğini tam hatırlamıyorum ama yani bu halk oylaması aslında bir tür
popülist siyasetin bir yansıması ve hani bu kendi başına çok fazla bir şey demek değildir gibi bir yorumu bu sefer yani böyle çok uzmanlık belediye tarafından da bunun da böyle çok uzmanlık yanlısı ve elitist bir tutum olduğunu, her şeyi akademikler mi belirleyecek o zaman falan gibi oradan da öyle bir yanıt gelip böyle bir tartışma oluşmuştu. Farklı şeyleri var tabii, yönelimleri var. Ben şimdi genel olarak tartışmaları söylüyorum sizin görüşlerinizi almak için de. Belki o konuyla ilgili bir şey, bir projeye dikkatimizi çekersek, şey biraz dikkatimizi verirsek belki bir şey öğrenebiliriz veya oradan yansıtabiliriz İstanbul'a, hani o şekilde değerlendirip uygulama gibi. Bundan birkaç sene evvel, belki 15 sene evvel, Groningen, Hollanda'nın kuzeyinde bir şehir. Kamusal bir belediye binası, yani kamusal bir bina, belediye binası için bir yarışma uyguladı. 5 veya 7 yarışmacı ödüllendirdi. Yarışmaya katılanlardan 5 veya 7 kişiyi, 7 projeyi seçtiler, ödüllendirdiler. Ve sonunda, yani ilk bir aşama, o profesyonel eksperlerin filtresinden, süzgecinden geçip halka sunuldu, vatandaşa, kullanıcıya. Ve onun ardından halk karar verdi. O 5, 7 tam hatırlayamıyorum geçmiş zaman. Jürinin değerlendirdiği projelerin peşinden yedinden birisinin seçtiler oylamayla birlikte. Bu şekilde olunca hem bir yandan hani o süzgeci bir şekilde uygulamış oluyorsunuz, profesyonel bir denetleme gibi diyelim. İşte Frankfurt'ta ortak çalıştığımız ofis Enel Architecto projeyi sonra kazandı. İşte 15-20 sene evvel ve daha yeni açıldı. Yani belirli bir oylama yapınca da o oylamaya güvenmeli. Bence o da çok önemli bir şey. Belki İstanbul'a biraz daha bir zaman mı tanımak lazım? Onu da belki mutlaka yaparlar. Çünkü o şeffaflığı, Ercan'cığım sen de ilk başta hani girişte bahsettiğin o şeffaflığı da görebiliyoruz projelerde, şimdiki Taksim Meydanı'nın yarışmasında. Çünkü şunu da şimdi uzaktan değerlendirince, uzaktan derken Almanya'dan şimdi bunu görünce, fark edince şunu görüyoruz. O şeffaflığı gerçekten belediyede, yani bir istek, bir gerçekten ciddi bir adım olarak değerlendirebiliyoruz, görebiliyoruz ve hissedebiliyoruz. En azından mesela belediyenin toplantılarını falan takip edebiliyorsunuz. Meclisteki sohbetleri takip edebiliyorsunuz. Bu çok önemli bir katkı bence o şeffaflık için. Bence o, ona bir süreç, bir süreç verdikten sonra, oldu tanıdıktan sonra mutlaka o oylamayı da hani ciddiye alacaktır inşallah, öyle diyelim artık. Evet, yani Taksim tabii herhangi başka bir şeye de çok benzemiyor, yani çok katmanlı bir sorun olduğu için, evet, belki başka bir yerde aynen, o oylama yani daha olumlu bir sonuç verecekken Taksim için, yani onu aşan başka bir sürü şey de gerekiyor belki. Öyle bir zorluk da var. Siz takip ettiniz mi buradaki süreci Orhan Bey? Geçtiğimiz sene bir yıldır. Yani ne kadar basını sızdığı kadarıyla birkaç tane mimari web siteleri sayesinde ya da buradaki verilen haberler sayesinde. Burada da çok çıkıyor yani Türkiye'deki mimari hakkında bir sürü haber. Bilhassa ben kendim yönetiyorum. Los Angeles'ta Boğaziçi ile ilgili yürüyüş oldu mu gösteri? Onlar, evet, onlar takip ediliyor. Burada mesela Arkinek diye bir web sitesi var. Benim de ilişkim olduğu. Orada çeşitli şekillerde haberler çıkıyor. Taksim olaylarında haberler devamlı. Türkiye'de yani o önemli kamuyu ilgilendiren büyük projeler burada bilinen şeyler aslında. Yani bu belki sürpriz olabilir birkaç kişiye ama yani bu böyle.
takip edilen bir süreç ve ortam var İstanbul'da. Mesela ben de zaten her gün okuduğum gazeteler var Türkiye'de basılmış mecmualar, mecmualar demeyeyim de web siteleri falan. Ben de şahsen takip ediyorum. Ama yani mesela Türkiye'de kamuyu ilgilendirecek alanlar daha nadir. Yani o kadar büyük alanlar yok. Zaten şöyle bir anlayışımız var bizim kendi kentlerimizde, şehirlerimizde, Türkiye'de İzmir olsun, İstanbul olsun, Ankara olsun, Eskişehir olsun, devam edin oradan. Türkiye'de neredeyse her alan kamu alanı. Yani evinizden aşağı iniyorsunuz, kaldırıma bastığınız anda kamu alanındasınız. Her yerde öyle bir ne bileyim bir dantel gibi bir network var. O yokuştan iniyorsunuz, oradan sağa dönüyorsunuz, güm. Binlerce insanın olduğu yerlerdesiniz yani devamlı. Bu yüzden enteresan bir konu, lineer bir konu var Türkiye'deki kamu alanları hakkında yani. Birbirleriyle ilişkilendirmek alanları daha kolay Türkiye'de. Ve bu konuda ne kadar bir çalışma yapılıyor bilmiyorum. Yani buraya biraz daha dikkat edilmesi lazım. Mesela Superpool diye bir senelerce önce onlara bir mükalat, röportaj yapmıştım onlarla. Onların yaptığı mesela dolmuşların gidip geldikleri yerlerde yaptıkları haritalar var. Bir yere gelmek istiyorum. Bunu Ayşe Hanım daha önceki toplantılarımızda da dile getirmişti. Yarışmalar deyince ufak alanlara daha çok bakmak lazım bence. Belli şehrin belli bir köşesinde ne oluyor? Oraya ne yapılıyor? Bu caddenin kenarı nasıl genişletiliyor? Ne bileyim sahildeki park nasıl işleniyor? Bu şekildeki yarışmalara ihtiyacımız var bizim Türkiye'de daha çok. Atatürk Kültür Merkezi ya da şu Taksim'deki yani bunlar hep böyle vanity yani gösteriş projeleridir zaten. Ufak yerler halkımızı ilgilendiren şeyler, şehirciliği ilgilendiren ölçekler. Bunları daha çok görmek istiyorum. Kendi kentimde de görmek istiyorum. Los Angeles'ta da görmek istiyorum. İzmir'de de görmek istiyorum. Ufak şeyler, müdahaleler, halkın kullandığı yerleri. Belki bu daha enerji bakımından daha dinamik bir yarışma ortamı getirebilir bu tip projeler. Ve daha seçiliş tarzı daha çok halkın söz konusu, söz sahibi olduğu yarışmalar olabilir. Daha demokratik olabilir. Yarışmacıların o yörel kapsamda daha iyi yakın ilişkileri olmuş olabilir orada yaşayan insanlarla. Yani bence bu yeni bir yarışma tarzı değil de yeni bir yarışma tarzı olarak yerleşmeye başlaması gerekir kentlerde. Burada yapılıyor, Los Angeles'ta yapılıyor. Tanıdığım arkadaşlarım var. Mesela bir kütüphanenin önünde mesela bir peyzaj yapıyorlar. Bunun bütçesi de o kadar fazla değil. Çoğu gönüllü insanlar tarafından, öğrencilerin yardımıyla, işte orada yaşayan insanların yardımıyla yapılabilecek bir sürü projeler var aslında. Ve Türkiye'de bunlar, bu söz Türkiye için daha bile geçerli. Yani böyle şeylere yönlendirmek, böyle yarışmalar görmek istiyorum ben. Yalnız Türkiye'de değil, bütün dünyada. Bu yarışmaların direktman etkisi oluyor yaşayan insanlara. Yoksa efendim burada vilayet müzesini yıkmışlar da Peter Zumthor gelmiş de onun yerine bir tane böyle mürekkep damlası gibi bir yer çizmiş falan. Yani bunlar beni ilgilendirmiyor. Ben bu işin ne bileyim gazeteciliğini de yapan bir insanım mimari konusunda. Beni ilgilendirmiyor. Artık böyle bakmıyorum bile yani bazen. Olmuş da ne olmuş. Zaten sonucu belli. Corporate bir ortam yaratacaklar. Şirket ortamı.
Yani bu benim görüş tarzım, bu ufak ufak projeler, daha çok yapılabilecek projeler, fazla vakit almayan şeyler ve zaten halkın ve o yöredeki mekanizmanın da destekleyebileceği, kolayca fazla bir yatırım olmadan yapılabilecek ufak tefek projeler, halkın kullanabileceği bir bahçe mesela, orada domates, biber, çiçek yetiştirebilecekleri yerler. Yani bu tip şeylerin daha çok yayılmasını görmek istiyorum ben Türkiye'de. Türkiye'deki kentlerde daha çok, yani Taksim projesi yapılır, aradan 30 sene geçer. Doğru, gelirler yıkarlar. Mesela Kerem Bey'in gösterdiği ilk böyle betonlardan falan yapılmış tünelli proje. Tamam, güzel proje, brutal bir proje, brüt bir proje falan, ama yani sonunda biliyoruz ki bu tip projeler çalışmıyor sanırım. İnsanlar kullanmıyor. Çok böyle yani ıssız yerler haline gelebiliyor. Beton yığınları olabiliyor. Onu zaten yani o büyük mükafat projeleri gibi, o anda etkisi bulunan politik fikirlerin falan, onların yaptıkları, bak işte yaptık, bakın herkes kullanıyor falan, o projelerden ziyade daha çok küçük projelerden başlayıp büyüklere karşı olan bilinç de artıyor bu ara. Onları görmek istiyorum Türkiye'deki yarışmalardaki. Evet. Bu, umarız yani Türkiye'de bu o yani belki az olan yarışma türü öyle bu tür daha küçük mahalli ölçekteki yapılar yarışmayla çok projelendirmiyor. Yarışma deyince daha çok böyle spektaküler yapılar, daha büyük ölçekli, daha çok insanı, mesela Taksim gibi herkesi birden ilgilendiren şeyler falan. Onun da tartışması bitmek bilmez tabii doğal olarak. Yani çok uzun zaman ister falan. O türden yarışmalar olsa çok daha iyi olur belki hakikaten. Çok yani haklısın. Bir yerde bir halkın artık yani kendi eline alıp biz bunu yapacağız deyip birbiri kovalarla, küveklerle falan gidip yapacaklar neredeyse yani. Burada yapılan öyle projeler var, birkaç arkadaşın yaptı. Yani bir aktivizm şeyine geliyor, anlamına geliyor bir yerde. Mimarların hareketlenmesi lazım biraz daha. Daha çok böyle etrafındaki mahallelere falan daha çok etkileri olması lazım. Daha çok halkla ilişkilerini güçlendirmeleri lazım mimarların. Yoksa yani özel insanların verdiği kararlara kalmış bir servis dalı olarak kalma ihtimalimiz de yani yüksek. Zaten şu anda çoğunlukla öyleyiz. Müşteriye bağlantımız, müşteriye ihtiyacımız çok büyük ve bir şekilde kendimizi aktive etmek durumuna gelmemiz lazım mimar olarak ve mimarlık dalı olarak. Evet, teşekkür ederiz. O da Türkiye'de çok şeyde değil aslında. Türkiye'de de olmayan bir şey değil. 4-5 sene önce bir Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi'nde hatta yani farklı türde mimarlık pratiklerini yapan şeylerle dayanışma mimarlığı diye bir sergi yapmıştık. Hatta aynen bu tür gruplar Türkiye'de de var. Çünkü doğal olarak sizin söylediğiniz corporate mimarlık düşüncesi herkesi çok da fazla heyecanlandırmıyor. Türkiye'de de, evet. Dünyada da. Yani evet, benim anlatmak istediğim olay her yerde var artık zaten. Var, evet. Yani genç mimarinin istediği bir ortam, genç mimarların istediği bir ortam ve daha efektif olacakları bir ortam, kendilerini daha rahat bir şekilde mesleki alanda tanıtabilecekleri bir olay. Bu yüzden destekliyorum. Yani öbür türlü yarışmalar mesela daha çok insanların birbirlerini, Kerem Bey'in katıldığı yarışmalar ayrı, o davetiyeli yarışmalar, yetenekleri ve imkanları var böyle şeyleri yapabilecek. Onları da bahsetmiyorum. Ama yani kendi yarışmayı yapmanın nedeni genç mimarlar tarafından kendilerini bir şekilde tanıtmak birilerine. Los Angeles'ta kolay. Milyonlarca ev var. Herkes bir ev yapıyor sonunda yani.
Benim de yaptığım 5-6 tane ev var. O bir şekilde sizi tanıtıyor. Kim olduğunuzu gösteriyor. Nasıl çizim şeyin yönünüzü falan gösteriyor. Ama yani diğer yarışmaların genel nedeni bu mimarların kendilerini tanıtmak ihtiyaçları olması. Ve bu yüzden yani daha böyle bir yaygın, daha çok mimarı peşinden sürükleyen bir sistem gerekiyor, bir ne bileyim stil gerekiyor. Bu da yani bu yüzden bahsediyorum ufak tefek projeleri. Bunun çok büyük yardımı olabilir insanlara, mimarlara. Evet, teşekkür ediyoruz Orhan Bey tekrar. Ayşin Hanım, bu arada sizin Hollanda'daki belediye binası yarışmasının şehri tam neresi diye sorulmuş. Groningen diye yanıt da verilmiş. Doğruysa onu tamam diyelim. Doğru. Doğru, tamam. Peki Kerem Bey, sizin ekleyeceğiniz bir şey? Yani şey, İstanbul'daki aslında süreçle ilgili, siz bir yarışmada jürisiniz de galiba, değil mi? Evet, Üsküdar'da şey mimar sınavı tamamlandı mı o? Alanı. Şey o yani normalde önümüzdeki hafta sonu jürinin toplanması hedefleniyor. Hı. Fakat bu pandemiden dolayı bir şey var. Tam böyle bir kararsızlık var. Çünkü fiziki olarak görmemiz gerekiyor projeleri ve bir takım modeller falan da geldiğini biliyorum. Maketler vesaire. Tam ya büyük ihtimal haftaya herhalde olur. Olmazsa bir daha bir, belki erteleyecekler biraz daha. Hani bir ortalık biraz daha bir durulsun diye. Şey diyebilirim. Aslında çok güzel söyledi Orhan Bey. Ben hani bu tür böyle mikro milieu dediğimiz yani daha küçük ölçekli veya işte kentin bir takım işlevsiz kalmış veya tam çözülememiş köşelerini çözmek çok heyecan verici bir şey ve böyle bir şey olduğu zaman her genç mimara da bence çok iyi bir şey tanıyor. Yani bunların yapılabilmesi ve bütçe olarak da çok kolay. Bir takım sponsorlar falan bile bence o tür böyle küçük projelere destek verebilir gibi geliyor. Bir isim koyarsınız, işte bir firma üstlenir. Atıyorum bütçesi işte 50 bin, 100 bin neyse, 200 bin kaç paraysa hani verebilecek çok böyle orta ölçek firmalar da var. Bir de şey geliyor yani bizde mesela kent ölçeğinde çok sorunlu yerler var ve halbuki çok değerli yerler. Mesela işte Levent'teki plazaların önü işte nereden başlıyor orada? Metro City değil mi? Zincirlikuyu Mezarlar Metro City ile başlıyor. İşte yan yana yok işte Signature projesi, yok işte Özdilek, Kanyon, işte yok Tekfen, Mekfen falan filan uzuyor. Ya bu kadar böyle hani Türkiye'nin değil mi yani en pahalı gayrimenkullerin olduğu bir yerde ortak bir platform meydan yok yani. Bir kaldırımdan her binanın önünde farklı bir şey var. Oradan oraya geçemiyorsunuz. Farklı farklı otopark girişleri var falan. Böyle bir hani sanki hani oralarda falan mesela bir yarışma açılsa ve onlar mesela uygulansa çok aslında oradaki yaşam kalitesini iyi hale getirir ve çok da insan oraları kullanıyor. Yani bizi kamusal alanlar şey olduğu için bir şekilde AVM'ler haline dönüştüğü için maalesef. Ama bunlar da yaşayan yerler veya Maslak yani. Maslak da değil mi? O kadar işte kule var. Birçok çok sayıda insan çalışıyor. İnanılmaz bir nüfus var orada. Ama orada da mesela gördüğüm kadarıyla hani böyle daracık böyle 70 santim falan kaldırımlardan geçmek zorunda kaldığınız yerler var. Yani buralar mesela bence bir yarışma konusu olup oralarda bir takım uygulamalar yapılsa kentin değeri bence başlı başına artar o noktalarda ve diğer yaşam kalitesini iyi hale getiririz değil mi? Amacımız aslında daha iyi yaşanabilir yerler haline getirmek. Bunun gibi aslında bunun çok alt ölçekleri var. Atıyorum işte mesela sanayi mahallesinin bilmem ana aksıdır işte bilmem nenin işte ya da yeni yapılan bir toplu konut bölgesinde bile mesela Ataşehir, Batı Ataşehir değil mi? Yani TOKİ burada yaptı. Bir dolu farklı farklı orada bir projeler var. İşte yok bir tanesi Kent Plus var, yok bilmem ne var ya bilmem ne Meridian var. İşte yanında bilmem ne işte Apil Kort var falan böyle bir dolu Ağoğlu'nun yaptıkları var ama ortak bir şeyleri yok. Bir faydaları yok. Hepsi böyle kapalı bir takım böyle birimler. Hala hani ben kimin hani birisi onun altındaki markete gidiyor, dinlendeki farklı oradaki postaneye gidiyor. Böyle bir kentsel bir hayat yok. Buna dair mesela çok yarışmalar düzenledi. Bunun üzerine mesela bunlar gerçekleşmiş olsa belki çok daha o işte mahalle ölçeği veya işte kentsel donatların olduğu bir hayat yaratılabilir ki bunların birçoğu da aslında devletin hani elinde olan hani farklı farklı mülkiyetlerdir. Biri işte
Ahmet'in, diğeri Mehmet'in de, ötekisi Ayşe'nin olan yerler değil. Hepsi tek elden çıkan yerler. Fakat bir ortak payda yok. Bunu işte bir şekilde herhalde düzenlemek lazım. Bunlarla ilgili bir takım önerilerde bulmak lazım diye düşünüyorum. Peki, teşekkür ederiz Kerem Bey size de. Eklemek isteyen var mı bir şey ya da bir soru var mı son olarak izleyicilerden? Emre, buyurun. Evet, çok teşekkür ediyorum öncelikle konuşmacılara. Burada hani son periyodunda konuşulanlar üzerinden aslında aklıma Stuttgart'taki Bonassen Gar binasının yanında yapılmakta olan proje geldi. Ona bir bakayım dedim. Uluslararası yarışma bir 1997 yılında kazanılmış bir yarışma. Ben 3-4 sene önce ziyaret ettiğimde işte Stuttgart'ın önemli mekanlarında maketinin sergilendiğini ve tartışmaların hani süre gittiğini görmüştüm. Ve bunun üzerinden de Mimarlar Odası'nda aslında Haydarpaşa da zaman zaman gündeme getirilen projelerle de hani Bonassen benzer bir yapısı olması dolayısıyla bir takım hani değerlendirmeler karşılıklı buradan doğru yapmaya çalışıyorduk. Şimdi şeyi merak ediyorum. Ercan Bey mesela 8 senede bir proje yarışma sonrası çizdiğinden bahsetti. Bizde de tam tersi Taksim'de bir proje uygulandı ve işte Kerem abinin söylediği gibi bu bir panikle belki hayata geçirilmeye çalışılacak. Stuttgart'taki hani kamuoyunun belki bilinçli bir karşı çıkışıyla beraber bu geçen 23 yılda ne olduğunu çok merak ettim. Onun arka planını eğer bir parça açabilirseniz sevinirim. Ayşen, sen mi konuşacaksın yoksa benim bildiklerimi mi şey yapayım? Ya aslında şöyle bir şey, yani benim en azından benim takip ettiğim kadar Inghofen bürosu bu yarışmayı kazanıyor 90'lı yıllarda ve ondan sonra işte halk buna karşı çıkıyor ve ondan sonra gelen süreçte farklı farklı çalışma grupları kuruluyor, komisyonlar kuruluyor, yani ve bilir kişiler çağrılıyor. Yani bir Kopfbahnhof dedikleri, işte şimdi Stuttgart'a istasyona giren tren tekrar ters istikamet çıkıyor. Bunu işte değiştiriyorlar. Buna gerek var mı, yok mu falan. Yani bunlar sanki önceden yarışmada bunların hiçbiri düşünülmemiş ve halk buna karşı çıkıyor ve tekrar yeniden düşünülüyor ve tekrar bilir kişilere soruluyor falan. Ama hakikaten şu an son aşamada ne oluyor, ne bitiyor? Ben de uzun zamandır Stuttgart'a gitmediğim için bilmiyorum. Belki Ayşe'nin daha çok şeyi vardır, bilgisi vardır bu konuda. Bilgi sahibi değilim ama fikir sahibiyim bu konuda desem aslında hiç tavsiye edilecek bir şey değil tabii ki ama o kadar çok tartışılan bir proje ki tam yani parmağınızı bastınız aslında ipin ucunu kaçırmış bir durumda hem belediye bir de zannediyorum sadece belediyenin projesi değil aynı zamanda yörenin de bir projesi bir de mutlaka federalin de paraları vardır çünkü hani para kaynağı nereden geldiği de çok önemli. Sonuçta kamusal bir bina yapı olduğu için infrastruktürel bir yapı. Federal Bakanlığın mutlaka para kaynaklarında katkıları olduğunu düşünüyorum. Hatta belki ama bunu gerçekten hiç bilmeden söylüyorum. Belki de Avrupa'dan para da yani bir şekilde yatırılmıştı ama hiç bilmiyorum gerçekten. O yüzden şimdi ne desem yanlış olur. Fikir sahibiyim dedim. Şu açıdan Ercan'ın da bahsettiği gibi bir proje başlatılıyor. Bunun benzeri Köln'de de yaşandı. Opera binasını yenilemek için onun yani, tamir edilmesi söz konusuydu. Ama bu bir hem opera binası hem tiyatro binası böyle bir kompleks olarak göz önünüze getirin. Bir kısmını yıkıp yeniden yapıp sadece opera binasını
tamir edelim, restore edelim düşüncesiyle. Yani tarihi eser olarak da listelenmiş bir proje. Bu da buna benzer bir süreçten geçti. Sanki hiç önceden düşünülmemiş gibi proje yapılıyor veya yarışma yapılıyor. Bir ödüllendirilmiş bir kazanan bir ofis belirleniyor. O görevlendiriliyor, bir müddet çalışıyor. Ve sonra halk bu projeyi bir şekilde yanlış buluyor ya da hani bütçesi daha uçuk bir yere gidiyor. İki misli, üç misli neyse ve kamu olarak karşı çıkıyorlar bu projeye. Mesela Köln'de de o projeyi iptal ettiler sonuçta. Hani bütün enerjiye yazık, o yarışmaya harcanan paralar için yazık. Yazık zaten hani mimar, katılan bütün mimarlar kaç kez demin de bahsettik, sürekli hep ticari bir intihara hani tabi bir şekilde hani projelere, yarışmalara katılıyor. Onlara yazık. Filan ve sonuçta bir de o mimarlara yazık, hani o projeleri iptal oldu, devam edilmedi, sonradan hani o belirli bir kısmı yıkılmama kararı alındığı için o projeyi devam ettiremediler. Şimdi Stuttgart'ta da o şekilde, hani daha önceden bunları değerlendirip ona göre analiz edip onun üzerine sağlam hareket etseler çok doğru olur. İşte ilk başta bahsettiğim veya demek istediğim şey oydu. Hani projeyi ilk baştan doğru, hani ilikleri ona göre ayarlarsanız veya ne bileyim bir kaza örerken de hani başladığınız zaman ilmikleri ona göre hiç hatasız bir şekilde ortaya çıkarabilirsiniz o dokuyu. Ama ters yerden iliklemeye başladığınız zaman yürümüyor. Galiba devam ediyor, bilmiyorum doğrusu. Ama çok enerji sarf edilmiş olan bir proje. Ama çok güzel bir proje. Bu da benim şahsi fikrim. Ama Ayşen Hanım sanırım şartname ve hazırlık sürecinin doğru yapılmadığını söylüyor değil mi? Yani evet, onun sonucunda böyle şeyler olabiliyor. Evet. Bir de katılım. Onu da birkaç kez değindik farklı konularda. Katılım çok önemli. Yine burada vatandaşın katılımıyla belki çok daha farklı bir sonuç, fikir dahil edilerek de hani, çünkü o insanlara da güvenmek lazım. Onları da bir şekilde anlamak lazım. Çünkü yani vergi, yani herkesin ödediği vergilerden finanse edilmiş olan bir proje olduğu için, yani hepimizin projesi sonuçta. Yani böyle bir görüş açısı da çok genelde söz konusu oluyor Almanya'da özellikle. Bu benim vergi benim ödediğim vergilerden finanse edilmiş olduğu için o eleştirmeye kendinde hak buluyor insanlar. Haklı da olarak bence. Peki, galiba gecikmeye rağmen 2,5 saati de bulduk. Gecikmenin evet. Üzerine 2,5 saat, yarım saatte geciktik. Saati 11 etmişiz sanırım. Başka bir şey yoksa eğer, yani bir katkı ben bir ya da teşekkür bir... etmek istiyorum. Onu söyleyeceğim zaten. Tamam. O kadar da acemi moderatör değiliz canım. En son sana vereceğiz söz. Yani ben zaten hem katılan hem katkı koyan herkese çok teşekkür ediyorum ama vakıf adına tabii sanırım şey katılamadı değil mi galiba? Yönetim kurulumuzdan kimse katılamadı. 97 katılımcı başvurmuştu. 47 kişi girdi. Yani 50 kişi söyleşiye katılamadı. O imkanı bulamadı maalesef. Yönetim kurulumuz katılamadı. Düşünün. Yani Zoom'da bir sorun olduğunu söyledi ve Merve bugün çok yoruldu hakikaten. Çok teşekkür ediyorum Merve'ye. Evet Sinan, söz sende gene. Biliyorum, sen teşekkür de ettiğine göre ben de zaten hem katılan katkı koyanlara, konuşmacılara hem de katılanlara çok teşekkür ederiz. Bu teknik sorun herhalde çözülecektir bundan sonraki. Bu bize bağlı değil. Evet, değil ama bunun aşmanın yolu herhalde bulunacaktır. Tek teselli Zoom Facebook üzerinde yayın devam etti ve bunu link olarak vereceğiz. Katılamayan arkadaşlar oradan tekrar izleyebilirler. Yahut da belki de buraya katılamayan
50 kişi yaklaşık. Onun dışında yani katılmak isteyen Facebook'a katılanı izleyebilmiştir diye umuyorum. Evet. Ya, o zaman yapımda ve yayında emeği geçen herkese çok teşekkür ederek bitirelim. Merve'ye de teşekkür ediyoruz bu katkısı için. Bir sonraki şey için duyuruyu zaten yapmıştınız değil mi? Bir sonraki toplantı Margaret Schütte ile ilgili. Margaret Schütte evet. Biliyorsunuz eşiyle geliyor İstanbul'da çalışıyor. Atatürk'le tanışıyor. Atatürk'le dans ediyor. 103 yaşında mı ne birkaç yıl önce öldü. İşte esir kamplarına düşüyor. 15 yıl yatıyor. İdamlıktan böyle idam edilecekken Türkiye onu davet ettiği için 15 yılla bitirip bırakıyorlar. Falan yani çok hem toplumsal mücadele açısından hem mimarlık açısından çok enteresan bir kimlik olduğu için onunla ilgili bir program yapalım dedik. Gelecek hafta bu programı yapacağız. Salih Birten Karay'ın diye yaklaşık 40 yıldır Viyana'da çalışan ve Margaret Hanım'la tanışan, onunla dostu olan bir meslektaşımız da Arif Şentek bu söyleşiyi yapacaklar. Zaten her perşembe farklı konularda meslektaşlarımıza bir takım şeyleri iletmeye çalışacağız. Çok teşekkür ediyorum herkese. Evet, çok teşekkürler. İyi akşamlar. Tekrar görüşmek üzere. Teşekkür ederiz. İyi akşamlar.